yıllık sır çözülecek mi? Belki de Kübra'nın bunca yıl beklediği annesi... 29 yıl önce bir apartmanın önüne bırakılan Kübra, gerçek ailesini bulabilecek mi? Bulunduğum zamanlarda bir araştırma yapmışlar. Canlı yayına katılacak sürpriz tanıklar, Kübra'yı gerçek ailesine yaklaştıracak. Çok özel canlı yayın az. Bende dark raporu var zaten. 26 aydır görmüyorum, 3 yaşını dolduralı da 4 ay oldu. Çocuğu gözünün önünde böyle kaçırıldı. Elmas Hanım'ın çocuğunu eşi mi kaçırdı? Elmas Hanım çocuğunun nerede olduğunu biliyor. Benim çocuğum nerede? Bir anneyi çocuğuna yaklaştıracak canlı yayın az sonra. Telefon numaramız 0212-702-9090, 0212-702-9090'dan bize anında ulaşabilirsiniz. WhatsApp ihbar hattımız 0549-214-1010, 0549-214-1010'dan görüntülerimizle paylaşın, bize ulaşın. Sosyal medya hesaplarımız facebook.com/sedaveuğurla, Instagram hesaplarımız global medya, Seda ve Uğur'la, Uğur Arslan VIP, Seda Sayan. Evet, başlıyoruz bugün bomba gibiyiz yine. Hüsnü Gül burada. Hüsnü Gül hoş geldin yavrum. Dilek Kaya burada. Hoş Dilek geldiniz. Kaya'nın anlatacakları var. O gün yönetmenimiz Ayça ile görüştü ama burada da canlı yayında da konuşacak çok şeyimiz var. Hoş geldiniz kızlar. Evet, günün ilk konusu eşim ve gelinim bir olup beni sokağa attı diyen Gülenaz ablamın bir hatırlayalım. VTR'si var değil mi şu an? Yok, hazırlıyorlar VTR'yi. Gülenaz ablam, aslında herkes seni konuşuyor biliyor musun? Ne çok diyeyim? Üzülmüşler sana. Ne yapayım Seda Hanım işte. Görüyorsun üzülmüşler. İşte. Diyorlar ki hem gelinine kızıyorlar. Bak diyorlar, Gülenaz Hanım ona ilk zamanlar kızım demiş. Kızı yerine evet. Koymuş. Evet. Boşandıktan sonra da evde istememesi normal diyorlar. Hadi diyelim bu kadar olay yaşandı, kadının sokağa atılmasına... Hadi Hakan'a kimse bir şey diyemiyordu. Tamam hadi baba oğul arasında bir sürtüşme geçmiş olur geçer biter. Ama senin bu yaşta sokağa atılmana insanlar çok üzülmüş. Ne yapayım işte görüyorsun işte Seda Hanım ne yapayım ben nasıl edeyim? Nasıl peki bir gelişme var mı bir şey var mı? Yok yok Seda Hanım yok. Arıyor musunuz siz bu arada? Hiç? Mi? Şeyi kocanı. Yok. Nasıl arayayım? Peki. Peki. Damatlarından biri burada Fikret Bey. Evet. Gelsin bakalım Fikret Bey. Buyurun Fikret Bey. Buyurun. Merhaba.
hoş geldiniz Fikret Bey. Hoş bulduk efendim. Evet, siz nasıl görüyorsunuz bu olayı? Neresindesiniz bu işin? Sizce ne olmalı, nasıl olmalı? Ben bir konuya başlamadan önce dünkü mevzudan bir bahsedebilir miyim? Buyurun. Kars'ın gelinin abisinden bahsedeyim daha doğrusu. Evet. Gelinin abisi telefona bağlandı yorum yaptı. Yorum yaptı. Damat ben de o yoruma karşılık buraya geldim. Şu an o yoruma bir şey söyleyecek. Evet. Ufak bir şey söyleyeyim. Çok uzun. Fikret Bey. Çünkü 70 yıllık teyzesini sabah 9'da gidiyor. Evet. Akşam gece 12'de geliyor. Nerede olduğu belli değil dedi. Nerede olduğu belli değil diyor. Peki bunu neye dayanarak söylüyor? 70 yaşındaki kadın nereye gidebilir? Ayıp oldu. Evet. Onun dürbünü mü var? Ankara'dan, Kars'tan dürbünle mi bunu görüyor Gülen Hasan'ın dışarıya çıktığını? Peki dürbünle batısını görebiliyor mu? Yok, onu biz de söyledik. Gülen Asiz'i görebiliyor mu? Göremiyor. Doktor yürüyüş. Güzel güzel konuşalım. Çünkü arkadaşlarımız kesmek zorunda kalıyorlar. Peki Fikret Bey, ne diyorsun? Gelmiş, batısı Kars'a gitmiş. Tekrar buraya göndermez. Gönderse de bu olaylar yaşandı. Bir abi olarak gelip bacısına, kızım sen ne yapıyorsun? O bizim öz teyzemiz. Sen bu yaşta bu kadının sokağa atılmasına neden olmuşsun demesi lazım. Zaten sebebi o. Zaten sebebi kendileri. Çünkü onun buraya gelmeseydi bu yuvanın yıkılmasına da sebep olmazdı. Bir numaralı yuvanın yıkılmasına sebep olan annesi, abileri. Ha. Abileri. Annesi dediğin de Gülen ablamın öz Gülen bacısı. Gülen Hanım'ın şey? Öz bacısı. Benim de babam bunların dayısı olur. Akrabasınız. Yani içici akrabayız. Evet, içici akrabayız. Kızı. Peki kayınpederin, yani aynı zamanda senin de kayınpederin. Evet, evet. Gelini bu kadar düşkünlüğünü neye bağlıyorsun? Yani evi onun üstüne yapacağım, kızları efendim, tanımıyorum demesi. Ben onu inkar edemem. Onu her zaman dediği kelimeydi. Ben kızlarıma kalmasın diye evi gelinin üstüne yapacağım. Niye kızlara düşmanlık niye sizce? Bilemem, o da onun görüşü. O da onun görüşü. Niye ben kızlara bir şey diyemem. Dün kızın biri bağlandı. Ne kadar mağdur durumdalar maddi evet, olarak. Evet, maddi gerçekten öyle. Açım dedi hatta kız ya. 45-50 günde ben baktım. Hastaneden çıkardım, benim evimde ben baktım. Allah razı olsun. Kendileri de biliyor. Kendileri de söylesin. Evet, doğru. Kızlar bu durumdayken gelinin üzerine yapacağım evi diyor. Yani bunu inkar ediyor. Kendisi de zaten dün bağlandı. Kendisi de söyledi. Öyle dedi. Öyle dedi. Bunu inkar edemeyiz ki şimdi. Fikret Bey, Hakan Bey'i Nevzat Bey attığı için Gülenaz abla onunla çıkmış olabilir mi? Biz de telefonla görüştüğümüzde efendim, dedi ki benim Gülenaz'la bir sıkıntım yok. Efendim, benim ben şimdi gelsin, açıklık, ben şimdi bu konuya, konuya da bir açıklık getir. Çünkü ben bunların ailesinin içinde olan birisiyim. Çünkü benim Nevzat Bey hem amcam hem de kayınpederim. Tamam. Gülenaz Hanım da zaten her taraftan akraba. Şimdi bunlar boşanma safhasına geldi. Neden boşandılar, boşanmadılar bilemem, bu kadarını bilemiyorum. Hakan Bey'den söz ediyorum. Hakan Bey'den söz ediyorum. Boşandılar. Boşandıktan sonra gelin Kars'a gitti. Tamam, normal olması gerektiği olarak, gibi gitti. Gelin Kars'a gitti. Tekrar geri döneceği için kayınanam da dedi ki, Gülen Hasan'ım da dedi ki, bu buraya gelmeyecek dedi. Boşanmış gelen gelini ben dedi kabul etmiyorum. Asla dedi eve almayacağım dedi. Doğru ama aslında. Hayır, ben şimdi yukarıda ama ben geçeğini konuşuyorum. Doğru bir şimdi tavır. Şimdi Hakan'ın Gülenaz'ı savunup Nevzat'ı kötülemiyorum. Ben ortadaki gerçeği konuşuyorum. Doğruları anlatıyorsunuz. Evet, doğruları anlatıyorum. Evet, evet. Yani Gülenaz'ın Hakan'ın hoşuna gitsin diye bunu da söylemiyorum. Açığını konuşuyorum. Siz Nevzat diyorsunuz. Kayınpederiniz hiç baba dediniz mi? Valla ben baba demedim. Çünkü neden demedim? Neden? Hep amca diyorum. Amca dedi. Hep amca diyorum. Ha. Yani baba hiçbir zaman baba kelimesi kullanmadım. Hep amca diye kalıyor. Gelinin abisi Veysel Bey hattımızda şu an. Veysel Bey. Veysel Bey merhaba. Veysel Bey, duyuyor musunuz bizi? Peki tekrar bağlarlar arkadaşlarımız. Şimdi benim anlayamadığım bir şey var Fikret Bey. Evet. Dün oraları seyrettiniz mi bilmiyorum. Hakan dedi ki, ben eşimle sokağa çıktığımda babam evde üzülüyordu. Gelinle işte oğlu sokakta kederli şarkıları dinleyip
Morali bozuk. Doğru. O her zaman öyle yapar Seda Hanım. Ne yapıyordu Gülenaz abla? Devamlı ağlıyor. Gelen bir tarafa giden de devamlı şey yapan da devamlı ağlıyordu. Yalan değil ki. Bu gerçek. Gelin bir yere türküleri gidince. Dinleyir ağlayır. Şimdi Hakan da bunu hissedip gelinle arada gerginlik yaşandığında bir tartaklama oluyormuş. Biz tabii ki tasvip etmiyoruz bunu. Tartaklama bile olsa şiddetin her türlüsüne karşıyız. Evet. Değil mi Olgun Hocam? Evet. Karşıyız. Neyse bu tartaklamanın sonucunda baba yani kayınpederiniz Hakan'ı dövüyormuş. Sen vallahi işte, ben gözümle görmedim dedikleri kelimeye. Peki Veysel Bey hatta. Veysel Bey buyurun efendim dinliyoruz sizi. Dün, Uğur Bey iyi dün, yayınlar. Dün bağlanan beysiniz değil mi siz? Gelinin evet, abisi. Evet. Tamam buyurun evet dinliyoruz sizi. Abi siz sorun ben cevaplayayım. Peki şimdi gelinin abisi olarak burada dün siz bağlandınız konuştunuz. Damat abi evet. Geldi Fikret Bey diyor ki gelinin abisi yanlış yerde duruyor. O şekilde bu konuya yaklaşmaması lazım. Konuştukları yanlıştır. Biraz daha bu işi böyle akıl bali bir şekilde yaklaşmaları lazım diyor Veysel Beylerin. Peki Uğur Bey ben bir şey soracağım. Fikret Bey'e bir şey soracağım. Evet. Zaten o yuvayı tarmatiyar eden, yıkan o oldu. Abi, o var ya o. Fikret mi? Evet ben cevap getireyim. Şimdi ben bir sesak istiyorum. Benim bacımın kız kardeşimi hatta alın konuşsun o daha iyisini biliyor. Ben teyzeme soruyorum şimdi. Şimdiye kadar dememiştim ama şimdi söylüyorum ben. Beni dinliyor musunuz Uğur Bey? Dinliyoruz, evet. Ha. Benim kız kardeşim bakkala gidiyor, ekmek alıyor, yoğurt alıyor. Niye ağzını... Gülhanas Hanım'dan sorun Bey, güzel kelimeler seçelim, kesmek zorunda kalıyoruz yayını. Ha, kız kardeşim bakkala gittiğinde neden ona kötü laf söylüyorlar diyor. Aman, yalan şey... Uğur Bey. Allah'ın ömrü yemin etsin yalan. Abi. Yemin ediyor kadın... Batağa saplanmış. Yayındasın doğru bir, bu bir batağa saplanmış. Bir çamur yığınına. Evet. Şimdi bir metre bir çamur değil. Batağdasın. Çünkü gövde çamurun içinde ayaklar dışarıda. Bacağı böyle salladınca çamur etrafa sıçrıyor. B'ye sıçrar, ona sıçrar, buna sıçrar. Çünkü bunlar bir... O kadar yüreğin varsa gel karşımda. Sakin bak zorunda kalıyoruz. Kesmek ekran zorunda başına kalıyoruz. Da bir sessizlik gidiyor. Sizden rica ediyorum. Veysel Bey sizden de rica ediyorum. Küfürsüz, sakin konuşun. Birbirinize hakaret etmeden konuşun. Lütfen gerçekleri konuşalım ya burada. Ya ben gerçekleri konuştuğum zaman niye orada çamura yatıyor? Tamam siz teyzenizle muhatap olun lütfen. Buyurun karşınızda teyzeniz. Biz Veysel Bey'le konuşmak istemiyoruz. İstemiyor. Bir dakika lütfen. Anlatsın canım. Abi kime gelmiyor konuşmak istemiyorsun. İşine, doğrular konuşuyorsun. Bir dakika Hakan Bey. Bir dakika ben Veysel Bey. Veysel Bey. Buyur hocam. Yalan söylüyor. Bir dakika. Ya şimdi bu boşanma olayı olduktan sonra normal olanı gelinin Kars'a gitmesi. Gelin Kars'a gitti tamam. Şey aradan bir dakika. Aradan bir süre geçtikten sonra gelin tekrar niye Ankara'ya geldi kardeşim? Bizim kafamızın karıştığı nokta orası. Hocam. Bunu bir anlatın bize. Biz de çok bir, güzel bir yere temas ettiniz. Tamam buyurun. Şimdi beni dinleyin. Demin ben geçenlerde Kübra Nur diye bir bayanı seyrettim. Doğru mu? Evet. Kübra Nur evet. Çocuklar için. Evet. Uğur Bey. Evet evet. Çocuklar için. Tamam. İki tane çocuğu var Şafak'ın. Evet. 19-20 yaşlarında. Hakan'ın kendisi yola saldı. O çocuklar için gitti. Dedi benim çocuklarım askere gittin. Askere gittikten sonra ben dedi geri evime döneceğim. O şekilde gitti benim bacım. Yoksa gitmiyordu.
yürütemedi. Yürütemedi, yapamadı. Babalık yapamadı. 5 kuruş eve para getirmez ya. Hocam. Ya böyle... Şimdi Hakan'ın kaç gündür burada hiç öyle bir şeyini görmedik. Kötü bir alışkanlığını, bir şeyini... Ya yani... şimdi oraya çıkmış, evli olmuş. Göremezsin. Ben onu daha iyi biliyorum. Teyzemin oğludur, biliyorum ben. Tamam, Ankara'ya dönmesi çocuklar için. Bunu da, bu da kabul. Ama boşandığı bir babanın evine, yani kayınpederin evine dönmesini nasıl açıklıyorsunuz? Ankara'ya dönsün, başka bir eve dönebilirdi. Neden eski babasıyla ya da kayınpederiyle aynı evi dönmeyi tercih etti? Bu nasıl oldu? Bu gelişmeyi bir anlatın bize. Hocam, şimdi bu bayan gitti. İşi yok, gücü yok. Çocuklar işte çalışmıyor. Nerede kalacaktı? Hakan'ın evi mi vardı hocam? Ama Hakan'la boşandı zaten. Tamam, Hakan'la boşandı. Mecbur orada kalıyordu. Kayınpederinin evinde kalacak. Nerede kalacak? Hocam? Sizin yanınızda kalacak Veysel Bey. Kayınpederinin yanında ne işi var? Benim yanımda kalacak. Çocuk geldi götürdü. Sizin yanınızda kalacak. Evet, benim yanımda kalacak. Kardeşim, mahalleli bile şikayetçi. Mahalleli şikayetçi. Kadıncağız kapıya atılmış. Gülen Hanım. Evet, buyurun. O mahallede şikayet yapanlar da onların akrabalarıdır yani. Aynı şey binada ya. Oturan şahıslar. Bizim akrabamız değil. Şimdi aynı Veysel binada. Bey, boşandıktan Efendim? Sonra bakın, boşandıktan sonra o kız artık sizindir. Tabii ki gene kayınpederi, kayınvalidesi, çocuklarının babası ilgilenir ama asıl sahip çıkmak bir abi olarak. Hakan oradan olarak... bana. Yada Hanım. Evet. Yada buyurun, Hanım. Buyurun. Hakan Bey oradan televizyondan bana parmak sallıyor bak. Evet. Dikkatinizi çekerim ha. Ama siz de adama hakaret ediyorsunuz. O da o kadar yapsın. Benim zorum var hakaret ediyorum. Oraya üçüyle çıkmış yalandan konuşuyorlar. Bir Gülenaz Hanım'dan sor hala sor. Şimdi ben abi. Ben niye terk ettin? Tamam, sor bakayım. Gülenaz Hanım boş ver. Abi şimdi tekrar sana bir soralım. Şimdi sen kızın abisi olarak boşanmış bir kızın kadının anne abisisin. Bu eski kayınpederinin yanında kalıyor olması seni bir abi olarak rahatsız etmiyor mu? Çocuklarının başında da beni ne rahatsız edecek Uğur Bey? Onlar karı koca mı ya? Sonra askere gidiyorlar kayınpederle. Tamam, gelin gitsin, Allah selamatını versin. Doğrudur. Ama Gülenaz Hanım niye evin dışında? Anlamadık ya. Bilmiyorum yani. Onu ona sor. Niye bağlarsın? Ona sorun olur mu ya? Sen de bacını çekeceksin. Diyeceksin ki sen kayınpederinle aynı evdesin. Soyadın değişmiş, bilmem ne olmuş. Nikahtan düşmüşsün. Senin kayınvaliden o evde yok. Demeniz lazım. Yada Hanım. Yani burada bir ters giden bir şey var arkadaş. Biz mi tersiz? Sizde mi bir ters? Yada Hanım. Buyurun. Ben size bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Ben şimdi bacımı çekeceğim oradan. Ha. Bak. Bir iki güne kadar bacımı çekeceğim. Ha. Ha. Çek tabii. O Gülenaz Hanım o yuvaya dönecek mi acaba? Dönecek. Gene dönmeyecek. Ben bırakmayacağım. Eğer onu evlatsaysa dönemez. Ben bırakmayacağım. Niye dönmeyecek? Bir dakika Hakan, sen niye konuşuyorsun? Ne demek dönmeyecek? Pardon. Ya. Bu işte bir iş var yani Hakan. Niye dönmüyormuş? Niye dönmeyecek onu anlat. Gülenaz Hanım bizi evden attı, ben evime dönmek istiyorum diye gelmedim. Niye olaylar farklı gelişiyor? Evet. Ha neden dönmesin? Neden ben gene söylüyorum Gülenaz Hanım. Annem söylesin. Bir dakika Hakan, annem bir dakika. Söylesin. Hakan bir dakika. Ben yine söylüyorum. Siz yani eşiniz, 40-50 yıllık eşiniz Hakan'ı istemiyor diye mi Hakan'la beraber çıktınız? Hayır, yoksa sizi evin dışına mı attı? Onu bir açıklık getirin. Hocam beni istemiyor. Der gelsin der. Nasıl dönemez diyor peki? Der, versin der. Yine der ben bunu dışarı atacağım. Bir saniye onu açıklık Hadi getireyim. Hadi söyle bakayım. Bir dakika, açıklığı sen getirme. Gülenaz abla getirsin açıklığı. İşte buyurun. Tamam. Diyor ki gel eve diyor, onun üstüne vereceksen ben seni yine dışarı atacağım. Bak, diyor. Aynısını abi, söylüyor. Abi diyor ki ben bacımı çekeceğim diyor. İki gün bakalım. Sonra çekeceğim. Çeksin. Sen evine girecek misin? Bir çeksin bakalım. Yani. Çekse bile diyor ki hadi şehri çeksin. Kaldıracaksın, tapu benim üstümde olacak. Tamam bir dakika dur. O yüzden bırak. Senin bacın tapu. Ev için geldi, ev için, tapu için, maaş için geldi. He? Bu kadar lazımken... Ben kravatla babamı boğuyordum. Ben dövdüm. Ben. Ağlayanın malı değil. Gülen'e nasip olmaz. Tabii. Senin evin başına dersin. Evin yıkılmış zaten senin.
Derin de bu kadar işte. Kavga yok lütfen. Bir saniye durun rica ediyorum. Veysel Bey'le konuşmak istiyorum. Herkes aynı ağızdan konuşmasın. Sen de Hakan bir sus. Veysel Bey. Benim. Siz Nevzat Bey'di değil mi? Evet. Görüştünüz mü Nevzat Bey'le? Ben kardeşimi oradan çekiyorum. Yeter bu dedikodular ayyuka çıktı. Yani bu bir Evet, konuştum. Ne dedi? Konuştum. Ne dedi? Tamam dedi, çekebilirsin dedi. Bence de alın kardeşinizi götürün. Bu kadıncağız da evine girsin. Ayrıca o Seda bir abla, ben bacımı çekeceğim. Ama o Fikret oraya çıkmış konuşuyor kendi kendine. Ama şimdi Gülenaz'ı ben de anlıyorum. Şöyle ki anlıyorum. Eğer Hakan'ı babası evden kovuyorsa o da bir anne olarak evladını koruyor ya. Seda Hanım bir saniye rica edeyim. Evet. Ben Nevzat Bey'in aleyhinde atmaya falan gelmedim buraya. Savunmaya da gelmedim. Aleyhinde atmaya. Sana söyleyeyim mi neye geldiğini? 9'da gidiyor, gece 12'de geliyor. Sen hangi dürbünle seyrediyordun Ankara'yı? Radarın mı vardı? Radarla mı kontrol ettin? Cevap verir misin? Adamlarım vardı. Radar mı vardı? Benim adamlarım vardı orada. Senin yüksek makam radarların var ya. Şimdi adamlar... Dede abla. Efendim Veysel. Dede abla ben bak bacımı çekiyorum oradan. Ben anlatabiliyor muyum? Seda Hanım, bir saniye bir en şey doğrusu bu. Seda Hanım. Ha, ben bacımı çekiyorum orada. Çünkü senin... Allah şahit olsun. Hakan'la Gülanaz bitti daha. Nevzat Bey Hakan'la Gülanaz'ı almaz, kabul etmez. Ona sen karar veremezsin sen. Bittiler daha. Ya sana ne? Bırak sen bacını al çekil. Sana ne? Biterler bitmezler. Ben çekeceğim bacımı. Ben doğrusunu konuşuyorum. Çek çünkü çek. Bak dur Fikret Bey rica ediyorum. Çek çünkü senin yeğenlerin askere gidiyorlar. O zaman Gülenaz Hanım da evde yok. Kayınpeder gelin. Tabii ki mahalleli de Gülenaz Hanım evde yok diye tavır almış. Yani doğru değil. Al bacını kardeşim. Bak yeğenlerin de gidiyorlar askere. Tek başına bir bacım. O kadar adamsınız. Bir bacınıza bakamıyor musunuz? Çocuklar askere gidiyorlar. Gülenaz Hanım da girsin evine. Hakan da yarın gider babasının elini öper barışırlar. Bu işi ne yapıyor yapsınlar ben ırkalamaz. Seda abla. Efendim. Bir şey soracağım. Dinliyorum. Hocamdan bir istirhamım var. Hocam. Buyurun. Hakan'dan sorun. O çocukların ergenlik çağını nasıl büyüttü, nasıl getirdi? Bir sorun hele. Şimdi oraları geçtik. Geçtik. Çocuklar nasıl büyüdü? O da çok çekmiş. O konuda da ben konuşayım. Buyurun, sakin ama. Sakin konuşuyorum. Bak ben ona, kız kardeşine kötü bir şey söylemedim. Evet. Yalnız dün 70 yaşındaki bir kadına hakaret ettiği için konuştum. Onu geçtik. Diyor ki Hakan çocukların ergenliğini nasıl şimdi geçirdi? Şimdi doğruya doğru konuşalım. Doğruları konuş. Gerçekten amcam büyüttü. Ben bunu inkar edemem. Gerçekten amcam büyüttü. Kayınpeder çocukları baba amcam gibi büyüttü. Öyle amcam mi? Geline amcam baktı. Ona da yani burada da farklı bir bağ oluşmuş. Yani ya çocukları yani büyütmüş, şimdi... geline bakmış. Sonrasında da gelince de bu sahip çıkma tabii ki hayır, bazı şeyler oluyor. Ev niye gelinin üstüne yapılıyor? 4 tane kız var orada. Bir erkek çocuk aslında var. Aslında gelin üzerinden 2 torunun üzerine yapma hayali var onun. Onu ben çözdüm. Gelin üzerinden iki torunun üzerine yapma çocuklar hayali var. Çocuklar erkek olduğu o bölge, için. O bölge itibariyle çok yanlış bir düşünce. İşte kızlara miras gitmesin diye erkek çocuğun üzerine de yoksa erkek çocuk yani silinmişse erkek çocuk erkek torun üzerine geçirme var orada. Yani gelin üzerinden erkek torun orada hedefleniyor. Onu nasıl söyleyeyim ya? Başka erkek torun yok mu ailede Fikret Bey sizin? Var efendim benim 2 tane oğlum var. Ama kendi büyüttüğü için çocukları. Oğlu gibi büyüttüğü için çocuk. 10 tane torunu var. 10 tane torunu var. Bunun 2 tane torunu var. Aslında 10 torunu var ama. Başka bir şey yok. Gerçeğinde hiç torunu var. Şey bakmış ama çocuğu gibi torun değil daha çok yakın. Aynı evde büyümüşler. Çocuğu gibi öyle bir sıcaklık var yani. Öyle bir sıcaklık var. Geline de düşkün. Şimdi az önce Karani Bey diyor ki Hakan'la annesini koymaz diyor eve. Hakan'ı zaten hiç istemiyor Nevzat Bey evde belli. Bir dakika ben ona çünkü da... Hakan işi bozuyor orada. Ona da bir şey getireyim. Gerçekten de koymaz. Gerçekten de koymaz. Neden koymaz Hakan'ı? Çünkü gelin bunların yüzünden gittiği için koymaz. Ama
Şimdi evet. Adam yukarıda Allah şimdi var. Hakan geleni üzüyor diye. He, ama istemiyor. Şimdi yukarıda ha. Allah var. Amcam, üzüyor ya. Öyle kötü niyetli bir de kötü gözüne bakacak tipte bir insan değil. Orayı biz hiç düşünmüyoruz. Tabii ki değil canım. Tabii ki olur mu öyle asla şey? Asla böyle bir şeyi bir hiç gelinle... kimse düşünemez yani. Yok yok. Ama adam şey. Diyor ki benim diyor. Aynı evde oturmasına bir şey diyor. Demiyoruz. Kadının yaptığı ona 16 yaşında getirdim. Ben baktım. Ben sahiplendim. Ona da evet. Saygı duymak lazım. Bir şey diyemeyiz. Şimdi Fikret Bey bizim takıldığımız noktalar o değil. Buyur. Ne dedin Gülenaz abla? Karısını niye eşi yaptı sahiplenmadı? Ha işte sorun orada. Beni sahiplensin bakalım, diyor önce diyor. Ya şimdi ona karısını da ben açıklık getireyim. Ona da açıklık getireyim. Bana dedi oturursan otur. Oturmursan dedi kap orada da. Hadi git gideceksen yürü dedi. Geline ne diyor? Geline de diyor oturacak diyor burada. Şimdi bunlar ben diyor dedim, ki. Ben dedim ayrı gel yanıma gel. Otursun gel, dedim. Bir, gel bir saniye rica edeyim. Bir bekleyin Seda Fikret Bey. Fikret Bey bekleyin rica ediyorum. Şimdi sana diyordu ki otursan otur oturmuyorsan git. Evet Seda Hanım. Evet. Geline ne diyor? Geline de diyor oturacak diyor. Sen der ister burada otur, ister oturma der. Oturacak der. Aha der kapı orada. Gideceksen git der. Hadi söyle. Kendini otuzdurur. Beni niye otuzdurmuyor? Beni niye kapıdan kovalıyor, evden kovalıyor? Ya beni içeri almadı. Polisler dedi, teyze dedi ben seni buraya kov dedi, gidemem dedi. Sonra seni öldürer eder, onun sonra başım dertte kalır. Tövbe canım. İçeri almadı beni. Hadi söyle. Bir de dün çok üzülmüşler. Sen et tahtasıyla beni dövdü dedin ya. Ya. Kıyamam et, aha, ya. Aha aha. Aha işte bunlar ne zaman, tutardı ne bunlar. Bir şey söyleyeceğim. Yahyalarda. Gerçekten hatırlamıyorum. Yahyalarda bir yavrum geldim. Bilmiyorum ben hatırlamıyorum. Çünkü bunların birçok kavgası olduğu için hatırlamıyorum. Sevil dedim. Koşun gelin dedim amcam beni öldürecek dedim. Anladın mı? Amcam beni baban dedim beni dövecek dedim. Bir de baktım bu da geldi. Sevil de geldi. İkisi de geldi. Abla, bir şey söyleyeceğim. Bu seni et tahtasıyla dövdü dediğin. Ne kadar oldu? Yani bu gelin kavgasında mı oldu? Gelin kavgasında oldu. Ben dedim ki ayrı otuzdurak dedim. Çocuk dedim ayağının üstünde durmasını bilsin dedim. Evini yurdunu yuvasını bilsin dedim. Sen niye böyle söyledin diye beni dövdü. Nasıl attı, koydu kapıya sizi? Çıkın gidin mi dedi? Ya beni kovaladı resmi de gitti. Hem boşanma verdi bana. Heh. Hem de uzaklaştırma verdi. Ben peki şimdi, sen ne yaptın? Kapıya mı oturdun? Nereye gideceksin? Kapıda oturdum. Vallahi polisler gelene kadar kapıda oturdum. Ağladım. Ben gittim getirdim. Aha gittim bunlara gittim. Ben gittim getirdim. Doğru. Oraya mı gittin? Damat beni aldı gitti. Damata gittim. Evet. Peki hadi söyle. Dedi ya Hakan merdiven altlarında yattık konteynerlarda. Ya o başka onlar başka. Her yerde de yattık da kaldık da durduk da. Her yerde. Ne diyeyim ki? Ne söylüyorum ki? Ne söyleyeyim? Ama olmaz o gelinle. Bana 500 lira sesleniyorum şey nafaka şey yapmıştı. Onu da kesti. Bana ev çıktı. Hakim hanım dedi ki Gülenaz hanım dedi ev senindi dedi. Git otur dedi eve. Geldim dedim ev benimdi dedim Nezat dedim. Hakim hanım dedi ki git otur evde. Evet. Ne evi dedi ya? Ne evi dedi? Hangi ev dedi senindir? Gitti hemen hemen boşanma davasını geri çekti. Bir şey söyleyeceğim. En insanın kanına dokunan da bu yaşta dayak yemek değil mi? Ya kızım hadi söyle. Durmadan beni dövürdü. Ya niye dövüyorsun beni bu yaşta başta ya? Ayrılmak mı istiyordu senden? Niye dövüyordu? Yok, ayrılmak istemiyor ama dövürdü. Ha işte böyle. Bir lütfen karışmayın, kimse karışmasın. Bir veterimiz var, Sibel konuşmuş, kızları Sibel. Bakalım ne dedi? Seda ablacığım, ben bak bu haldeyim. Kalp yetmezliğim var, akciğerimde sorun var. Yardımımıza ihtiyacım var Seda ablacığım. Dolabımda şu an yemek param yok. Şu an benim bir kuruş ekmek param yok Seda ablacığım. Bak kızım bu halde senin. Ama Nevzat abi sen evet. Şimdi yani olmadı. Bak ben sana söyleyeyim olmadı. Bak evladın ne halde gördün mü? Kızın senin o kızın. O evladın. Tabii ki bak geline sahip çıkarsın ama kızına da çık. Baksana kızın haline. Öyle işte. Haberi var mı Nevzat abinin bu tabii haberi? Tabii var yavrum. Tabii var. Vicdanın haberi. Peki sen demedi mi kızımıza yardım? Aman Seda Hanım. Ben beni konuşturmuyor ki. Ben bir şey söyleyemiyorum ki. Nasıl? Ne diyeyim ben ona? Ne söylüyorum ben ona?
Ah yavrum ya. Ah Sibel'im benim. Yazık. İki tane de yavrusu var. Şimdi Nevzat abi. Hakikaten olmadı bu. Tabii ki gelinle de sahip çık. Kızın gibi büyütmüşsün. Tamam ama bak öz kızın da ne halde senin? Günah. Olmaz. Ben Seda Hanım, ben bak ne istiyorum. Beni evi satsın, benim şeyimi versin. Hakkımı bana düşerme, versin. Hakkımı versin. Daha da bir şey istemiyorum. Daha da bir şey istemiyorum. Gelinliğine mi oturuyor? Ne yapar yapsın. Hı. Ben hakkımı istiyorum. Evi satsın, benim hakkımı versin. Bir de bana nafaka bağlattı. Nafaka. O yüzden tabii mi gelinin nafaka abisi dedi ki o Gülenaz eve dönmez dedi. Tabii onun için bilir işte de. Onun sen dün dedi ki o ev mundar oldu zaten benimle sıtkım sıyrıldı evet, dedi. Evet ben o eve giremem. O eve benim canım istemez ki ben o eve gidem. Niye girmek istemiyorsun eve? Yok yavrum. Girmem o eve ben. Anlatamadığı çok şey var. Kadıncağız almaz çok ya, eziyet görmüş belli. Zaten almaz. Bizim anlatamadığımız çok, çok şey var. Var. Anlatmayın, gene de anlatmayın. Zaten anlatamıyoruz. Farklı şeyler de var. Anlatamıyoruz. Yok, farklı anlatmayın, farklı. Anlatmayın. Peki, dur. Gülenaz ablam, onları söyleme. Şimdi biraz önce dediğim gibi Nevzat abi, bu insanlığa sığmaz. Kapıdaki o canlı dostlarımıza, köpeklere, kedilere bile bir kap su koyuyoruz ki o kuşlara gelsinler, suları içsinler diye. Sen tabii ki bak biz seni eleştirmiyoruz. Tabii ki gelinle sahip çık değil mi Olgun hocam? Evet. Ama bak öz kızın hal, göster şu halini kızın. Kız aç aç, iki tane çocuğu var. Yatıyor. Hasta. Hasta. Evet. Sen nasıl rahat uyuyorsun? Sen yastığa başını nasıl koyuyorsun? Vicdanın nasıl rahat? Bizim dinimizde bırak evladı, komşun açsa, sen tok yakıyor, yatıyorsan olmaz diyor bizim dinimiz. Böyle emrediyor, böyle buyuruyor. Kurban olurum. Yapma. Bağlayın şu Yusuf Kavaklı hocama bir bağlansın. Bu konuya bir rica ediyorum, bir açıklık getirsin ya. Ben çıkamadım işin içinden arkadaş. Uğur da çıkamadı. Bağlayın hocamı. Bu caiz midir? Caiz olan nedir? Bu kadar yani... Böyle eziyet olur mu? Bak öz evladına bak. Ben yatamam. Bırak evladı. Akrabamdan biri böyle olsun yatamam. Uyuyamam ya. Böyle bir şey var mı? Bir kere telefon atıp demedi ki kızım öldün mü kaldın mı? Allah razı olsun. İki ay enişten baktı. Damat baktı. Ona. Hastaneden çıkandan sonra. Hı. Ama... Oğlunda var yok gelin 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 gelin. İki de torun. Evlatları çocukları karısını attı gelin gelin. Tövbe değil. Başka hiçbir şey Fikret demedi. Bey olaylar bu hale nasıl geldi? Hangi hale hangi yani olay? Yani bu hale nasıl gelindi ne oldu? Olayın şeyi neresi? Son aşamasının basit. Evet. İnatlaşma mıdır bu nedir? Vallahi ben söyleyeyim ben inkar edecek bir şey değil. Bunu kendisi de biliyor. Ben doğruları söylüyorum. Kendisi de bağlanırsa derse yalan söylüyor. O da onun şeyine kalmış. Nevzat Bey abi hattaymış Nevzat Bey. Nevzat abi. Evet. Abicim. Buyurun. Şimdi Gülenaz ablayı da geçtim ama bak tabii ki gelinini kendin büyütmüşsün, yanında büyümüş, kızın gözüyle bakabilirsin ama bak öz kızının şu anda görüyor musun ekranda halini? Bak. Görmüyorum ben kalabalık bir yerdeyim, adliyedeyim. Çok kalabalık bir yerdeyim. Peki açıkça ben... söyleyeyim adliyedeyim. Fikret biliyor, Fikret'e sorun. Abi niye Fikret'e soralım sen? Ya adliyedeyim, yalan söylemiyorum, o biliyor. Tamam, bir dakika durun. Nevzat abi. Buyur. Abi kızın aç ve hasta. Ya benim durumum mu var? Öyle bir durumum var, ona bakacak durum diyor. Bir çıkardık, birkaç ayda Fikret'in evinde kaldı. İyileşene kadar, ondan sonra çekti evine gitti. Ya ben yıllardır onlara baktım, daha şimdi yok, çektiler abi, beni. Şimdi babasın, bakacak durumda değilim, beni çektiler. Abicim. Ama hala o dün bağlantıda diyor ki, benim diyor, altınlarım iyiydi, paralarım iyiydi. Fikret'ten sorun, yiyip yemediğim o iyi biliyor. O iyi biliyor. Vicdanı varsa doğruları söylesin. Ama benim karımla oğlumun vicdanı yoktur. Ben açıkça söyleyeyim. Vicdanı olsa beni öyle yargılar mı? Hocam beni dünya tanıyor, Türkiye tanıyor. Ben orada kanalda
için ne duruma geldiniz? Nevzat ama abi. Herkes cezasını çeke katlanacaktır. Nevzat abi. Yok. Abi duyuyor musun beni? Duyuyorum. Sen bana duydun mu dediklerimi? Abi ben seni duydum da senin vicdanın var mı? Merak ettim ben. Nasıl? Sen milletin vicdanını sorguluyorsun da senin var mı? Evladın hasta orada. Hasta. İyi peki evladıma sor denen ki kızım de babanın parası var mı? Sana bakacak parası var mı? Dedi. Sor. Abi varsa Fikret'e sor. Varsa yardım etmezsen vicdansızın. Abi gelinle torunlarına bakıyorsun ya ona da bak. Şimdi kız ya torunlarım 20 yaşındadır. Benim borçları bütün torunlarım ödedi. Gelin çalıştı, gelin ödüyor. Yani onlara ben mi bakıyorum, öyle mi zannediyorsun? Sizi öyle mi kandırıyorlar? Gerçekleri söylemiyorlar. Gelin çalışıyor, 1,5 milyon üzerinde para alıyor. Çocuklar çalışıyor her gün. Bu benim bir süre banka borçlarım var, bir süre sağa sola borcum var, geçimim var. Bunları benim maaşım zaten aldığım kaç kuruş maaştı ki bunlarla mı ödeniyor zannediyorsun? Peki, onlar çalışıyor yani onlara ben mi bakıyorum? Ben ne kadar zengin adamım onları yanımda besliyorum. Hem büyüklüğü yediyorum hem başlarında duruyorum. Çalışıyor hepsi çalışıyor ya benim aldığım borcuma yetmiyor. Onlar da biliyor bile bile laf istiyorlar. Onlar kendini çeviriyormuş. Sen de evladına bak bari. Çünkü ben ona defalarca söyledim. Fikret çok iyi biliyor. Onları söylesin. Ona şimdi, çok söylettin. Gel abi, dedim. Hayır diyor. O gelmiş çocuklar evden atacak. Ya ben nasıl atayım o da? Nevzat abi Allah beni bir duysana bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi buyurun. Gülenaz abla diyor ki ben diyor istemiyorum. Kimle oturuyorsa otursun. Evi satsın benim hakkımı versin diyor. Onu mahkeme yapar. O ne o yapabilir ne sen ne de ben. O mahkemeye başvursun mahkeme gerekeni yapar. Tamam demek ya ki. Ya ben bütün çocuklar çok şeyler biliyorum çok şeyler söylemiyorum. Onlar bir şey bildiği yok. Sağdan soldan dolduruşa geliyorlar. Ben öyle dolduruşa falan gelecek bir şey değilim. Ben mahkemeleri, yasayı, kanunu çok iyi bilen birisiyim. Onlar da biliyor. Çok iyi bildiğim onlar da biliyor. Onların öyle bir hakka sahibi yok. Öyle bir lükse sahibi yok. Oğlan karısıyla geçiniyordu. Şimdi Nevzat abi. Nevzat Bey abi. Çalışmadan ben onlara bakıyorum. Nevzat Bey amca. Şimdi senin eski gelinin ve çocukları çalışıp eski kayınpederlerine bakıyorlar. Peki niye bu eski eşine, eski kayınvalidesine bakmıyorlar? Niye onlar sokakta? Neden? Ayrıldı gittiler. Benim hanım diyor ki hala diyor ben gelsem oğlumla geleceğim. Ya ne kadar ayıp ediyorsun? Eve nasıl sokayım bir daha olur mu yani? Nevzat Bey amca. Ama eşinin gönlü yapsın, evlensin. Çocuklarına aracılık yaptırsın. Fikret'e bacılarına aracılık yaptırsın. Ailesinle birleşirse razı ol. Gelene bunu kaç sefer Nevzat herkes abi. Nevzat abi bir düşün bir almayayım. Dinlediğini öyle bağlayın tekrar. Nevzat abi şimdi gelinin abisi Veysel dedi ki ben bacımı o evden alıyorum dedi. Gelin evden gidiyor. Zaten çocuklar da askere gidiyor. Şimdi sen bu kadına yazık değil mi? Sat şu eve. Ya yazık da kendi kendine yazık edene ben ne yapayım şimdi? Ya abi, kendi kendine yazık edene. Ya siz onların şimdi konuşmalarına bakmıyor musunuz lütfen ya? Peki diyor ki benim çocuklarım diyor hırsızlık etti. Ben şimdi onun çocuğu için adliyedeyim. Fikret biliyor. Çocuğunun birisi için adliyedeyim. Peki şimdi diyor ki eğer annesi onlara bakmak için gelmişse niye bakamadı? Hırsızlık yaptı, nursuzluk yaptı. Hiç adam evladını da köstüler mi? Ona da diyor ki benim yanımda kalsaydı öyle mi olurdu? Benim yanımda kalsaydı öyle mi olurdu? Sen diyorsun ben asfaltta yatıyorum. Yerlerde yattım. Parklarda yattım diyorsun. O zavallılara nasıl bakacaksın? Ya sen kendine sahip değilsin. Onlara nasıl bakacaksın? Sizin adama sormazlar mı? Ama her nedense siz de sormuyorsunuz. Onun dediğini siz dinlediğiniz halde biz sokaklarda yattık, parklarda yattık. Evet. Ama çocuklarım benim yanımda olsaydı ben her paraya bakardım. Bunu dediği halde orada bir nokta koyup soramıyorsun ki. Ya oğlum sen kendine bakar mısın? Onlara... Yok. 3 ayda bir alıyor 1800 lira mı? 1500 küsür lira mı? Bir şey alıyor. Akşama kadar kahvaltıda onun bunu masalarında oturup çay yargılıyorsunuz. Beni el alem herkes duyuyor, tanıyor. Bir süre sağdan soldan bana telefon geliyor. Ben şimdi bu
eşimi nasıl bir daha eve döndürürüm? Defalarca söyledim. Hatta ama biz, onun için vicdan sorun. Satsın hakkımı versin. Düştü ben mi? Gitmiyorum tamam, zaten. Tekrar bağlayın. Evet. Peki. Aslında doğru olan, geç hayatım otur. Olgun hocam doğru olan ne biliyor musun? Nevzat abinin evi satıp herkesin evet. payını dağıtmış. Evet hakkımı versin. Başka peki şimdi istemiyor. Diyor ki ben diyor kanunları çok iyi biliyorum diyor. Zaten onu mahkeme satar derken eğer ya ben ya da Gülenas Hanım bir dava açarsa bu evlilik birliğinde edinilmiş maldır. Evlilik birliğinde edinilmiş mallar da eşler arasında ortaktır. Onu mahkeme yapar demesi de açsın davasını yapacaksa yapsın demek anlamına geliyor ama biz hep sulhten yanayız. Yani bu insanlar 50 yıl sonra niye sulh ayrılsınlar? Sulh gelmeyecek o. Yanlısı bir adam hayır, değil. Bu da Gülenaz ablanın da sulhle çok Gülenaz işi yok. Gülenaz haklı diyor ki versin benim hakkımı ben istemiyorum diyor. Haklı. Haklı kadın. Bu yaştan alır, sonra sokağa atılacak. Alır, bir de dövülecek. Olur böyle şey? Gittim hakkını mi alır, hakkını alır. Alacaksın tabii hakkını. Gidemi o kapıya. Niye gidemi o eve? Evet. Olgun hocam bize yol gösterecek bu konuda. Biz de ne yapılıyorsa, ne yapılması gerekiyorsa. Tabii çerkesen parmak acımaz. Çünkü yazık yani. Ya bu yaştan sonra kaç yaşındasın Gülenaz abla? 69. Bu yaşta dayak ye sokağa atıl ayıp be. Vallahi olmaz. Ayıp. Evet. Hem de gelinin onun bunun gözü önünde dayak ye. Nedir bu kadınların çektiği ya? Nedir bu ya? Bu yaşta böyle ne kadar ayıp bir şey ya. İnsanın gücüne gider biliyor musunuz? Şu yaşta kadının dayak yemesi onun gücüne gider. Kendisi şey yapmış, okumuş, şey almış. Ne diyorlar ona? İki tane. Diploma almış. Bana diyor sen cahilsin, sen bilmem nesin. Bana neler söylüyor, neler söylüyor. 51 sene önce evlenirken öyle demiyordu ama. Bana neler diyor, neler diyor. Ya sen bunu bana nasıl söylüyorsun ya? Ah canım benim. Öyle cahilim. Cahilim. Sen bunu bana nasıl söyleyebilirsin ya? Peki. Konuşacağız tekrar. Üzülmesin. Elmas'la tamam. ilgili anlatacaklarımızı dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Elmas'ın VTR'sini de çok dikkatli izleyin. Üzerine konuşacağız. Şu anda Alanya'dayız. Programımıza başvuran Elmas Hanım, 26 aydır evladıma hasretim, 1,5 yaşındayken benden koparıldı dedi. Biz de bu hasretle son vermek, onun gözyaşlarını dindirmek için Alanya'ya geldik. Bakalım burada bizleri neler bekliyor? İlk durağımız Elmas Hanım ve eşi Necati Bey'in yaşadığı yer. Acaba Ahmet Ekrem burada mı? Biz bu sorunun cevabını bulmak için şu anda onun yaşadığı yere geldik. Değerli izleyenler, buraya geldik ancak sizlerin de görmüş olduğu gibi kapı duvar. Şu anda kimse yok içeride. Ahmet Ekrem burada mı? Görüldü mü hiç burada? Bir de komşulara soralım. Bakalım onlar neler söyleyecek. Efendim, Elmas Hanımlar burada mı oturuyordu? Evet, komşumdu. Elmas'ın çocuğunun kaçırılmasını Elmas'ın kendisinden duyduk biz. Bir de kameralardan, sizin programınızdaki kameralardan izledik. Onun dışında sadece Elmas'tan duyduk. Başka bir bilgimiz yok. Siz Ahmet Ekrem'i hiç gördünüz mü? Elmas Hanım ve eşi Necati Bey ayrıldıktan sonra buralarda gördünüz mü? Görmedim, kesinlikle. Peki, ayrıldıktan sonra hiç eşi gelip gitti mi apartmana? Evet, geldi gitti gördüm. Ama çocuk yok. Yani. Hayır, yoktu, kesinlikle yoktu çocuk. Peki eşi Necati Bey hala apartmana gelip gidiyor mu? Zaman zaman geliyor ama babasını görüyorum genelde, annesini ve babasını, kendisi kardeşini. Yok. Kendisini adliyede gördüm bir kere. Çocuğu peki? Hiç görmedim. Elmas Hanım için bugün buradayız. Elmas Hanım'ı tanıyor muydunuz? Evet, tanıyordum, komşumdu. Şu anda Seda Sayan da kendisi, programımızda ağırlıyoruz. Çocuğuna görüşmek istiyor. Aile durumları nasıldı sizin şahit olduğunuz kadarıyla? Kavga ediyorlar mıydı? Evet, ara ara seslerini duyuyordum ben. Elmas Hanım bir takım iddialarla geldi bize. Çocuğunu eşin aldığını ve kendisinin uzun zamandır çocuğunu göstermediğini söyledi. Siz bu duyumları alıyor muydunuz? Ya ara duyuyordum, hani mesela biz şahidiz de zaten. Bizi komşu olarak şahit yazdırmış. Ben çocuğumu göremiyorum diyordu bize de. Peki efendim, ayrıldıktan sonra yani eşiyle ayrılma aşamasına girdikten sonra siz hiç Ahmet Ekrem'i yani oğullarını burada gördünüz mü? Hayır, hiç görmedim.
Gerçekten hiç görmedim. Ara ara geliyorlar, hani kalmıyorlar ama girip çıkıyorlar ara ara, seslerini duyuyorum. Ya biz şöyle söyleyeyim, Elmas'la her gün kahve içerdik. 3-4 komşumla beraber. Yani diyeceğim tek şey, Elmas çok dürüst bir kadındı. Çok dürüst bir komşuydu. Çok dürüst bir dosttu. Biz onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bunu anlatırken gözlerim dolarak evet. anlatıyorum. Allah onun yardımcısı olsun. Hiç Ahmet Ekrem'i Elmas Hanım'la ayrıldıktan sonra buralarda gördünüz mü? Ben görmedim hiç. Ne yazık ki buradan elimiz boş dönüyoruz. Elmas Hanım'ın komşularına Ahmet Ekrem'i sorduk. Ancak kimse görmediğini söyledi. O halde Ahmet Ekrem nerede? Evet, Elmas ve kocası ayrı yerlerde. Elmas burada, eşi evine gidip geliyor ama çocuk ortada yok. Ne seninle gören var ne de eşinle gören var çocuğu. Çocuk nerede? Zaten o yüzden buradayım. Benim çocuğum onda. Benim çocuğumu bana versin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Komşuların ne güzel anlatıyor benim seni. Benim çocuğum bana versinler. O insanlar zaten Alanya deyince 2 yılda bana en güzel şey evladım ve bu insanlar. Başka bir ama Alanya'yı iyi şekilde anımsatan hiçbir şey yok. Hiçbir kimse yok. Bu insanlar benim gurbette komşum değil. Yoldaşım oldular, dostum oldular. Hasretimi bunlara anlattım, özlemimi bunlara anlattım. Bak, seninle ilgili ne kadar dürüsttür, namusludur, çok iyidir diyorlar. Ne güzel şeyler söylüyorlar. Seda Hanım diyorum, bu kişiler benim. Ben evlenmeden önce zaten kayınvalide ve kayınbabamın komşuları. Ve hala o evde onlar var. Düşünün ki ben şu an buradayım. Ben o evi terk ettim. Ve bu insanlar benim şahidim. Evet. Bak. Bu ne demek? Zaten anlaşılıyor. Bugün o insanlar da bu kişileri şahit yazdırabilirlerdi. Bunlar ne benim akrabam, ne bir bağım var. Sadece 2 yılda tanıdığım gönül komşuları. Bacım, senin çocuğun nerede? Benim çocuğum, bu Hacı teyze dediğimiz kişi beni telefonla aradı. Evet. Ve bana dedi ki, birinci katta oturuyor, o da eşi, gelini çocuğundan ayrıldı, şu an torununa bakıyor. Ben o insana sesleniyorum. Teyzem, yalvarıyorum. Hacı teyzem diyorum, namaz kılan, abdest alan bir insansın. Senin de torunun var ya. Sen bu vazife için oraya geldin, bakmak için. Elini vicdanına koyarak, lütfen, niçin korkuyorsunuz bu insandan? Bu insandan neden çekiniyorsunuz? Ha, bu insanın bana ve aileme verdiği zararı size de mi vereceğini düşünüyorsunuz? Ama devran döner, bir bakıyorsunuz olmam dediğin her şey seni buluyor. Bunu ben tabii, yaşıyorum Seda tabii. Hanım. Yaşadığım için buradayım. Hepimiz ya yaşıyoruz. Ya bu kadarı mı olur diyorum ve bu kadarı da oluyor. Hepimiz yaşıyoruz. İnanın ki zaman gelecek, aynı duruma belki kendi düşecek. Peki bir şey söyleyeceğim. Adamdan niye çekiniyorlar? Adam öyle şey midir? Kaba bu falan mıdır? Bu olayı mahkemede beyan ettiğinde zaten ben avukatlarımla Kırşehir'e dönerken hemen baskına gidilmiş teyzeye. Sen nasıl olur da böyle bir şeyi söylersin? Bak, senin adına şahitlik ettiler. Ve teyze herkesi basıyor. Neden benim adımı verdiniz? Bak, ben bu olayda yokum. Elmas diyor çocuğunu arıyorsa gitsin programlara. Benim ismimi diyor söylemesin diyor. Ve bana Kırşehir'de telefon açtı. Dedi ki, kaynanın Ekrem Kaya'nın kucağında çocuğumun oldu. Ekrem Kaya direksiyon arabanın içerisinde tam bu apartmanın önündeki parkta. Ekrem Kaya yani kaynım direksiyonda, kayınvalidem bir sen Kaya. Evet. Çocuğum onun kucağında tanınmasın diye boneli, şallı, yani yüz hattı belli olmayacak. Görmüş. Görmüş. Cam yarı açıktı diyor. Evin arkasında cami var. O mevlüt falan okunmuş o gün. Camiden teyze gelirken arabayı görüyor. Önce kayınvalidemi fark ediyor, konuşmak istiyor. Bir bakıyor Ahmet Ekrem orada. Ay diyor, büyümüş mü bir bakayım derken kaynım hızlıca hareket ediyor, kaçırıyor arabaydan. Daha sonra aradan 3-5 gün geçiyor. Evet. Tabii bu olay bana anlattı. Telefon açtı. Elmas dedi. Böyle önce komşularıma söylemiş. Komşularımla da ben bir olaya girince ya dedi böyle böyle bir olay gerçekleşmiş. Bunu Hacı teyze bize söyledi. Tamam dedim, bir de ben arayayım. Aradım. Aynı bu şekilde ifade etti. Ve aradan biraz zaman geçiyor. Kayınvalidem olacak o kişi
tekrar bu benim oturduğum binaya geliyor. Gel gitler oluyor bu teyzeyle arasında. Ve diyor ki ya kusura bakma ismini unuttum Hacı teyze hitaben. Evet. Kusura bakma diyor o an hani ani hareket ettik. Torunum hastaydı da diyor. Oğlum o yüzden bir an önce doktora götürmek için diyor gittik. Olayı da bu şekilde geri özür dileyerek kapatmaya çalışıyor. Kayınvaliden ve kaynın. Kayınvaliden ve kaynın olayın içinde. Tabii ki. Zaten şu an 70 yaşındaki annesi bakıyor benim çocuğuma. Ve bu insan benim ona baktığım insan. Nasıl diyeceksiniz? Kendisi yüksek derecede şeker hastası. Bunu herkes biliyor. Şeker hastasına bacak sinirlerine felç inmiş. Ah yazık. Kadına da yazık. Gözü görmeyen. Göremeyen. Nasıl bakıyorsun? Kız kadının tansiyonu olan. Bir şey söyleyeyim mi? Kadının suçu yok bence. Kadının suçu nasıl yok? Seda Hanım bugün şunu dese. Ya çocuğum bu kadın bana baktı. Bu çocuk daha 13 aylık. Bu insan annesinin evinde. Bu insan çocuğunu kaçırmadı. Benim geldiğim yer annemin evi. Ben bir başka yerde kayıp bir adreste değilim. Evet. Çıkıp geldiğim yer annemin evi. Ben çocuğumu gizleyen saklayan bir insan değilim ki. Peki kayınvalidene bir seslensene. Ben kayınvalideme şunu diyorum. Benim her ona yaklaşımımda kızım, bir kızım var. Allah gününü gör. Annem babam seni nasıl büyütmüş, nuru içinde yatsın diyen o kadın elini vicdanına koysun. O da iki tane erkek çocuğu var. Benim yaşadığımı ben onlara iyilik yaptım. Ya ben şey onlara ya. Saygı sevgi gösterdim. Ben onlara inanın ki Seda Hanım eşim olacak kişinin annesi babası için değil saygı sevgi. Sen belli onları belli çok öyle seviyordum. Bir belli. Çünkü onlar ben eşimden çok onlara her şeyimi döken bir insandım. Babası yani bana gerçekten destek olurdu. Çünkü oğlunun halini, davranışını, şimdi, karakterini bilen bir insandı. Şimdi Elmas'ım çok dolusun, anlıyorum seni. Çünkü komşuların, kapı komşuların senden çok iyi bahsediyor. Namusundan, terbiyenden, dürüstlüğünden. Sen kayınvalidene çok bakmışsın. Kadıncağız zaten hasta, şeker hastası diyorsun. O çocuğa nasıl bak? O çocuğun peşine koşacak biri lazım. Belki de kadıncağız da istemiyordur ama oğlu öyle istediği için. Ama şimdi dünkü görüntülerden sonra kayınvalidenin yumuşamış olması lazım. Orada hoyratça çocuk senden şu anda ekranda hocam tekrar analizini istiyorum. Hoyratça alındığında sonra arabaya kayınvalidem geliyor. Benim çocuğumu bağırta bağırta Alanya'ya götüren insan yapmayın ya. Kayınvalidem. Tabii ki daha sonra oturuyor bu köye geldiğinde insanlara diyor ki ben diyor bakıyorum diyor ne yapalım diyor. Elmas diyor çocuğunu diyor bakamadı diyor. Zaten diyor iş güç de yapmazdı diyor. Ondan sonra benim evimde hizmetçilerim, uşaklarım varmış. Ben oğluyla da ilgilenmezmişim. Yani namus, haya, yani her şeyini kıran insanlar. Bunlar da... Ama sen baktın ona kayınvaliden de hakkın var. Hakkın var üzerinde. Seda Hanım, ben bir insan yaptığı iyilikle pişman olur mu? Bu yani sen gene de olma. Ben şu an inanın ki pişmanım. Neden? Hakları farklıymış. Onların istekleri farklıymış. Ben farklı istekler onlara farklı şekilde yaklaşmış. Ah canım ya. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ve evladımı istiyorum. Şu an annesi desin ki oğlum Elmas'a götür çocuğunu teslim et. O an gelir bana çocuğum. Çünkü anne oğul ikisi bir. Diğer erkek kardeşiyle de babası bir. He dur şunu anladım. Kayınvaliden dese ki diyorsun. Götür ver getirir mi adam? Kayınvalidem olacak kişi oğluyla 7-24 hem işte hem evde beraber olan ve günde belki sayısız 40-50 defa görüşen bir insan. Benim evimde oturur. Dese ki özelim, çocuğu götür getirir mi adam? Tabii ki özelim evime giren çıkan eşim dediğim kişinin aldığı sattığı annesinin onayıyla benim evime gelir. Annesinin onayıyla benim evimden Allah'ım. Çıkar. Nasıl be anlamadım. Öyle bir insan. Hani siz mutluyken de. Tabii ki. Nasıl ya? Benim en ufacık tartışmam gece 2'de mi? Tartıştık mı? Açar telefonu. Bunu babası da çok iyi biliyor. Hatta babası diyor zaman zaman ben diyor o eşime bile hakaret ediyorum. Kapat şu telefonu. Sen ne hakla hani konuşuyorsun? Oğlunun huyunu bilmiyor musun? Utanmıyor musunuz diye arayan bir kişi.
Peki şimdi bu görüntüleri görüyorlar. Yani insanlar gördü. Sana çok üzülüyor herkes. Hocam bu görüntüleri bir analiz eder misin? Şimdi, tekrar evet. Şimdi dün de söyledik, bugün de tekrar edelim. İlk görüntüde zaten sizin yan bloktan bir komşudan geliyorsunuz. Evet. O komşudan gelirken şu giden araba iki gündür aşağı yukarı şeyi, bu alanı takip tarasut altında tutmakta. Şey çıktıktan sonra, hanımefendi çıktıktan sonra hemen araba yaklaşıyor. Evet. Kapı açık bir vaziyette beyefendi, kocanız galiba, evet, iniyor. Ve şu son görüntüde de Elmas Hanım içeriye, cümle kapıdan içeriye girmek isterken 3 kişi. Biri eşi, 2 tane de yabancı erkek olmalı. Biri şoför, biri eşim, biri de bir kişi daha var kolumdan tutan alıp. 3 kişi çocuğu derdest edip aynı arabaya koyup gidiyorlar. Yani o kadar ustaca planlanmış ki. Başında bir mahkeme kararı olmadan çocuk yani götürülüyor. Kaçırılıyor diyemiyoruz. Çünkü o zamanın şartlarında çocuk kaçırılmamış. Çünkü velayet boşanma davasına konu olmazsa karı ve koca arasında ortak kullanılır. Yani götürme anı suç değil. Ama sonradan ben velayet sizde gün, olduktan hemen, sonra bu olaydan bir gün sonra şu an itibariyle ama çocuk kaçırma suçunu işliyorlar. Kararımı aldım. Hem yurt dışı yasağı hem de velayet, tedbir velayeti bende ve şu ana kadar hala tedbir velayeti bende. Ben bunun üstüne duruyorum. Şu an kaçırma suçu işliyor. Şu an hala şu kaçırma an. Suçunu işliyor. Kaçırma suçu işleniyor ama ortada da... O da buraya suçluyor ama. Ama ortada... O da diyor ki evet, çocuk nerede diyor. Mahkemede yaptığını kabul etse saygı duyup yine bir şey demeyeceğim. Bu nasıl ama bir oyun? Çocuk yok. Şimdi o da diyor çocuk. Çocuk sen de göster. Çocuğun başına bir şey mi geldi? Ya şu an bana bu durum... 2,5 yıldır benim çocuğumdan hiçbir haber yok. Kesin kaçırdığında veya daha sonra bir şey oldu benim çocuğuma ki... Allah korusun. Benim çocuğum yok ortada. Ay sus öyle benim şey. Çocuğum yok ortada. Seda Hanım benim çocuğumu bana versin. Nereden bu fikre benim çocuğumu düştün? Bana versin. Ben başka bir şey istemiyorum. Benim bir isteğim yok ondan. Benim çocuğumu bana nasıl götürdü o şekilde getirecek. Getirecek. Ben bunu istiyorum. Sen bir şey... Ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yani kayınvalide olacak kişi, kayınbaba olacak kişi komşulara gidiyor. Diyor ki siz ne biliyorsunuz da şahitlik ediyorsunuz. Ondan sonra diyor ki ben diyor benim torunumu sadakayla mı geçindireceğim? Tabii ki getirdim. Hani bu çocuk 2,5 yılda düşünün, hiç mi hastalanmaz? Hiç mi bir hastaneye gitmez? Aşıları yapılmadı. Hiç 3 tane yapılması gereken hepatit aşısı var. İkisi öyle. Bir tane bir aşısı daha var. 3 aşı. Genel kontrol. Benim yani bunu yapmayan böyle vicdansız, evladına vicdansız kaç davranan yıldır bir yapılmamış insan bunlar? Ne yapabilir? Kaç yıldır yapılmamış aşıları? Normalde 12 ayına kadar olan tüm takipleri bendeydi. Yanında olduğum için zaten yaptırdım. Hmm. Şu an 1,5 yaşı ve 2 yaşına yakın olan aşısı yapılmadı. Ay çok yapılmadı. Da küçük. Sana ihtiyacı var ya. Ya bana tabii ki ihtiyacı var Seda Hanım. Bir erkek sabah gidip akşam geliyor. Anne bu de hasta. Yani babaannemi benden iyi bakacak ve bakıma muhtaç olan bir insan. Benden iyi mi bakacak ya? Ben çocuğumu bırakıp gelmedim ki ya onlar bir de niye baksın çıkıyor. Ki niye ben sen varken? Ben çocuğumu alarak geldim. Ben çocuğumu yanımda getirdim. Ben onu bırakmadım. Ben onu terk edip gelmedim ki çocuğumu. Desen ki sen bırakıp gittin be kadın şimdi mi aklın başına geldi? Peki muhabirimiz Sema Alanya'da hemen bağlanıyoruz bakalım bir gelişmem var. Sema. Öncelikle iyi yayınlar dilerim Seda Hanım, Uğur Bey. Şu anda Alanya'dayız. Evet Sema bir gelişme 26 var mı? Aydır evet. Hasretim. Hı hı. Uğur Bey şöyle 26 aydır ben evladıma hasretim dedi Elmas Hanım. Biz de soluğu Alanya'da aldık gözyaşlarını dindirebilmek için. Alanya'ya geldiğimizde ilk durağımız bizim Elmas Hanım ve Necati Bey'in yaşadığı ev oldu. Belki burada olabilme ihtimaline karşı biz buraya geldik. Ancak buraya geldiğimizde karşılaştığımız manzara bizi üzdü. Çünkü kapı duvardı. Peki dedik komşular görüyor mudur acaba? Gelip gitmeye devam ediyorlar mıdır? Ahmet'i görenler var mıdır diye komşulara sorduk. Komşulardan aldığımız cevap ise Ahmet'i kimsenin görmediği yönünde. Elmas Hanım'ın iddiaları... Necati çocuğumu aldığı iddiasıyla gelmişti. Necati'yi bulmak da bizim için de çok önemliydi. Peki dedik Necati geliyor mu? Gelmeye devam ediyor mu Necati Bey dedik. Alt kat komşusu
kendisinin gelmediğini ancak Necati Bey'in annesinin, babasının, erkek kardeşinin ara ara eve gelmeye devam ettiğini söyledi. Ancak yanlarında hiçbir şekilde bir çocuk görmediklerini ilettiler. Biz apartmandaki birçok komşunun kapısını çaldık. Hepsinden aldığımız cevap aynıydı. Ahmet Ekrem'i maalesef ki kimse burada görmemiş. Bizim arama çalışmalarımız Ahmet'i halen devam ediyor. Çocuk yok. Peki. Çocuk yok bacım. Bu olay öyle bir değişik bir olay ki bu kişi benim oturduğum yer bura. Yani zaten komşularım da söylüyor. Mahkemeyi yanıltabilmek için yanında çalıştı. Şimdi Necati Kaya'nın ikametgah adresi kendi apartlarında gözüküyor. Konaklı'daki kendilerine ait apartta. Ha. Ben gelin olduğumdan bu vakte kadar oturduğum yer şu anki görünen yer. Alanya merkezde komşularım konuştuğu bina. Kişi o kadar plancı ki mahkemede yanında çalıştığı ve de ilk zaman işe başladığında o kişiyi de bu apartlarında oturtturarak göreve başlatıyor. Konakladığı yer. Ve şu an hala Halil Akıllı dediğimiz kişi o binada oturuyor gibi gözüküyor. Aslında oturmuyor. Bunu niye yapıyor? Bunu niçin yapmış? Mahkemede bana Halil Akıllı dedi, yanında çalıştığı kişiyi komşum olarak getirdi şahit. Ha. Yemin ettirdi ve bu kişi tövbe. Akıl almaz beyanları var ki. Yani ben sadece gülüyorum. Güldüm. Düşünün, güldüm. Yani artık şaşkınlıktan o an bağırma çağırma değil, güldüm. Ve plan nasıl? Avukatıma döndüm, bir söylüyorum. Bir daha yemin ettirsin namusu ve şerefiniz üzerine öyle otursun dedi. Bu kişi diyor ki, Elmas Hanım'ın hizmetçisi uşağı vardı. Elmas Hanım'ın evine girilecek bir durumu yoktu. Elmas Hanım çocuğuna bakmazdı. Necati Bey'e çok küfür ederdi, çok tartışırdı. Aa. Ben yandan duyardım. Necati Bey zaten hep söylerdi, inanmazdım da evine girince olayı gördüm. Yemin ediyor musun dedi hakim hanım, ediyorum dedi. Aa. Benim avukatım tekrar sordu, yeminini bir daha hatırlatalım, belki aklı başında tövbe, değil tövbe. Dedi. Yemin ettirdi, oturdu. Bu apartmandaki yazdığım, benimle beraber 10 daire var. Apartmanda ben 6 kişiyi şahit gösterdim. Diğerlerinin soy ismini o an hatırlayamadığım için yazmadım. Ve ilk gelen komşuma avukatım sordu. Evet. Şu arkada oturan Halil Akıllı dedi. Sizin dedi kaçıncı katta oturuyor? Hangi komşunuz? Komşum şöyle baktı arkaya. Bu bizim komşumuz değil ki dedi. Bu... Peki devam edeceğiz. Dilek Kaya ve Hüsnü Gül yanıma gelin. Dikkatliyinin kızlar oradan. Dilek Kaya tacize uğradım iddialarıyla yanımızda. Hüsnü Gül'ün olayında gelişmeler var. Lütfen ekran başından bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra buradayız. Yıllık sır çözülecek mi? Belki de Kübra'nın bunca yıl beklediği annesi 29 yıl önce bir apartmanın önüne bırakılan Kübra gerçek ailesini bulabilecek mi? Bulunduğum zamanlarda bir araştırma yapmışlar. Canlı yayına katılacak sürpriz tanıklar Kübra'yı gerçek ailesine yaklaştıracak. Çok özel canlı yayın az. Yıllık sır çözülecek mi? Belki de Kübra'nın bunca yıl beklediği annesi 29 yıl önce bir apartmanın önüne bırakılan Kübra gerçek ailesini bulabilecek mi? Bulunduğum zamanlarda bir araştırma yapmışlar. Canlı yayına katılacak sürpriz tanıklar Kübra'yı gerçek ailesine yaklaştıracak. Çok özel canlı yayın az. Evet, devam ediyoruz. Hüsnü Gül burada. Hüsnü Gül, çocuğunun kimliğini isteyen bir anne biliyorsunuz. Buradan çok seslendi. Şu an durum nedir yavrum? Şu an DNA'yı yaptırmıyor. Avukat tebligat gönderdi. Tebligat 14 gün boyunca muhtarda bekledi, almadı. 14 gün sonunda almak zorunda kaldı. Şu anda da bir avukat tutmuş. Avukat da benim hakkımda, işte burada zaten avukat bey baksın.
şey yazmış, işte bu dava yapılamaz, zaman aşımı var. Bu bayan da işte normal masum bir ev kızı değildir. Benim aklımda bunu yazan bir avukat. İşte hakaretlerde bulunmuş işte. Hala ısrarla GBT'sine bakılsın, bayanın ne olduğu çıkar söylenilmiş. Baktık, ben daha senin her şeyine baktık, tövbe tövbe. Aynen, yazık, daha ne yapacağım bilmiyorum. Avukat da üstüne bastıra bastıra bu dava olamaz yazmış. Ben de ameliyat olmuştum. Hastaneden çıktım. Ben bunu görünce dikişli halime Murat'tı, gittim. Murat'tı değil mi? Murat'tı çocuğun babasının adı. Evet. Sevgili kardeşim Murat, sen demiştin ki tamam, yargı neyi emrediyorsa, adalet neyi emrediyorsa ben hazırım demiştin. Ama söz verdin, sözünde durmadın. Yazık, bak çocuğun kimliğini istiyor kız, başka bir şey istemiyor ki ya. Bir hatırlayalım, bir görün, belki unutanlar vardır. Evlilik dışı bir birliktelik yaşadım. Ben çaresizdim o zamanlarda, kalacak yerim falan yoktu. Sonra bu beni 3 aylık hamileyken sokağa attı. Bebeğinin soyadı için mücadele eden Hüsnü Gül'ün bebeğimin babası dediği Murat'la son durumu ne? Eğer babası kendi çıkmazsa istediği gibi bana tazminat davasını açabilir. Ben DNA testi istiyorum. Murat neden DNA testi yaptırmaya yanaşmıyor? Hüsnü, senin bu demenle ben DNA MNA yaptırmam. Göreceğiz. Arkadaşlar demin geldiler, birkaç esnafa gittiler. Esnaflar ne söyledi? Öyle bir şey olmadı ya. Öyle bir şey olmadı annem ya. Evden kaçtığı sırada alıkonduğunu ve yaşadığı yasak aşktan dünyaya gelen bebeğinin soyadı için mücadele verdiğini iddia ederek programımıza başvurmuştu Hüsnü Gül. Defalarca ya yalvardım adama, hani ben şeyimden değil. Sadece DNA testi, benim yaşadığım yer çok küçük bir yer. Herkes ağzını açıyor. Yaptığım benim hatam ya, benim çocuğum niye ödesin ki bunu? Bebeğinin babası olduğunu iddia ettiği Murat'a çağrıda bulunan Hüsnü Gül'ün iddialarına karşı taraftan sert yanıt geldi. Ben işimde gücümde bir insanım. Bir ailevi problemim vardı. Konu buralara geldi. Ama kendisiyle herhangi bir bağım yoktu. Öyle çocuğum oldu falan, kaç defa benden para istedi. 3-5 defa para verdim. Baktım önüne geçileceği kalmadı. Ben de emniyete gittim. Günlerce canlı yayında karşı karşıya gelen Hüsnü Gül ve Murat arasındaki tartışmalar son derece sertti. Ben kendisine defalarca dedim git devlete. Ne zaman dedin ya, ben sana nasıl yalvardım, mesajlar burada, ne zaman dedin? Daha ben buraya çıkmadan 2 gün önce çağrıldım, konuşuldu. Hüsnü, alo Hüsnü bak. Buyur. Sen defalarca beni, benim araçlarımı, arabamı darp etmeye, zarar vermeye geldin. Ben kendimden korktum şu an, nasıl yaptım acaba? Defalarca, düzgünce benim yanıma hiçbir zaman gelmedi. Bunlara gerek yok yani, anlıyor musun? Çıkabilirsin, kendini savunabilirsin, ifade edebilirsin. Baş tacı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Murat söz verdiği halde DNA testine yanaşmıyor. Oraya çıkmış şov yapıyor, ben onun için yaptırmam efendim. Devletim derse yaptır, ben yaptırırım, baş tacı. Aradı beni ama emirvaki bir şekilde emir aradı. Emirvaki bir şekilde beni aramadı. Beni Aseda Hanım bak beni aradı, doğrudur. Beni aradı, emirvaki, tehdit içererek, bak biraz önce de aynıydı. Ben bu kadına sadece şunu söylüyorum Seda Hanım yanınızda. Ben bu bayana benden çocuk doğru herhangi bir kelime demiş miyim? Benden bir çocuk yap demiş miyim? Yılan hikayesine dönen DNA testi dosyasını yeniden açıyoruz. Son gelişmeleri özetlemek üzere Hüsnü Gül bugün canlı yayınımızda. Murat'tan ve avukatından bir haber var. Olgun Hocam'ın elinde. Nasıl Olgun Hocam? Ne diyor karşı taraf? Yani karşı taraf ilk itirazlarını sunmuş. Yani itiraz. Doğal olarak doğal. Usul yönünden bazı itirazlar sunmuş. Şey orada doğal olan tabii, hiçbir şey yok. Ben savcılığa da çıktım. Hakaret. Lütfen Hüsnü Gül anlatayım. Yani usulen itirazları var ama tabii ki bazı ifadeler var ki ben avukat olarak bu ifadeleri yazmazdım da kullanmazdım da. Ne mesela da. Hocam? Yani tabii arkadaşın yazdığına da hukuken saygı duymak lazım ama benim kullanacağım ifade olmaz, onu söyleyeyim. Örneğin diyor ki davacı sıradan masum bir ev kızı değildir. Yani biz de burada davacının masumluğunu değil çocuğun masumluğunu tartışıyoruz. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nde GBT kayıtları getirdiğinde gazin olan her gün hocam, çıkacaktır şeklindeki bu, beyan kabul edilebilir değil bir yani. Bir avukatın yazdığı bu şey bir iftira yerine geçmez mi? Bu nasıl bir yazım tarzı anlayamadım ya tabii ben. Ki bunu yapmadığı eğer çünkü yargı önünde bu dile getiriliyorsa bunun da ispatı gerekir.
Eğer bunu ispat edemezlerse evet o durum yani gündeme gelmiş olabilir. Her yani. Gün bilmem kaç kişiyle bilmem ne yapıyorsun diye yazan tövbe, bir avukata tövbe. Bile tövbe estağfurullah dava açılır yani şu yazıya. Kaldı ki zaten. Kaldı ki kaldı ki yine hocam, çocuk yani bizim ki. Derdimiz yine. Kaldı ki biz bunu tartışmıyoruz. Hiç tartışmadık. Bizim burayı. İşimiz ne? Biz Elmas Hanım'a sorduk mu siz niye boşandınız? Ya da neden boşanmak istiyorsunuz? Sorduk mu sormadık? Ne diyoruz? Çocuğu arıyoruz. Bizi ilgilendirmiyor. Hatice'lerle işimiz yok. Netice ha. Çocuk. Bravo. Dolayısıyla bu dediğiniz gibi tuhaf bir şey oldu. Ben çok dikişli tuhaf, halimle çok. Gittim. Ben bunu görünce direkt savcılığa çıktım. Savcıya bunu gösterdim. Yazabilir mi dedim. Yazamaz dedi. Eğer avukat bundan ceza alır mı zaten? Eğer avukat derse ki bunu bana müvekkilim Murat Taşatmaz yazdırdı. Hem Murat hem avukat ceza alacakmış bu yazdığından dolayı. Ben sabıka kaydımı çıkarttım. Daha ne gerekiyorsa onu da yapabilirim. Benim ahlaktan en ufak bir şeyim bile yok. İfadem bile yok. Benim yani yapılan tek şeyler Murat'la alakalı dosyalarım var. O da aldı başını gidiyor. Şey mi yapmaya çalışıyorlar Olgun Hocam? Hani itibarsızlaştırma. Hüsnü'ye biraz geri dur annem. Bu şekilde de olmaz bu. Yani bu şekilde itibarsızlaştırma da olmaz. Yani bu tarz hoş bir tarz değil. Yani bu avukat beyin tabii takdiridir. Kendi yazmıştır. Herkes yazdığı şeyin altına imzasını attığı konunun netice itibariyle sahibidir de. Hüsnü Gül ben hakkımı kullanacağım diyor. Yani ben hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım. Yapmam ben bir hukukçu olarak bunu yazmam. Hoş değil. Değil. Hoş değil. Bir hoş de zaten değil. Ben sabıka kaydımı çıkartmışım. Sen bunu yapmadan önce sen avukatsın. Önce bir insanın bir şeyine baksana sen sabıkasına. Peki bir telefonumuz var buyurun. Evet, alo. 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 Hanımefendi duyabiliyor musunuz? Hanımefendi mi beyefendi? Hanımefendi. Duymuyor herhalde. Alo. Hanımefendi. Vazgeçti. Vazgeçti. Ne diyecekler? Ne diyecek? Yine aynı şeyler. Hiç şaşırmam yani. Ya aynı şeyler de sen bunların anlattığı şeyle bizim derdimiz bunlar değil ki. Değil. Bizim derdimiz bir çocuk ve bu çocuğun kimliğinin çıkarılması. Seda abla şimdi şöyle yani herkes tanıyor diyor. Maraş zaten çok küçük bir memleket. Herkes. Evde oturduğum yerden gidiyor şikayet ediyor. Yani benim sadece sicilimde bununla alakalı şikayetler. O da hep dürüst olduğum için hep takipsizlik kararı aldı. Şimdi bizim karşı taraftan istediğimiz şu muydu? Bu çocuk senin çocuğun olduğu iddiası var. Gel DNA testi yapalım davası açtık biz değil mi? Evet. Buna karşılık da kardeşim avukat sen zaten... Avukat da üstüne bastıra bu dava açılamaz, bu dava olamaz üstüne bastıra yazmış. Şimdi, o yani bir yani savunma geliştirmiştir bir savunma onda. Okuduğum paragraf dışında bu usulü savunma geliştirme avukatın tarzıdır olabilir. Ama şu paragraf dışında söyleyebilir bu dava burada görülmez der, DNA ve... Ya mecbur direnecektir Uğur Bey. Siz bir dava açıldığında karşı taraf tabii ki usulen esasen direnecek. Ama bu işten de kaçış yok onu da bilsin ya. Peki Hüsnü Gül. Son bir şey daha gelmiş başına. Ne oldu çocuğum? Seda ablacığım ben evden çıktım. Arkadaşıma dedim beni al dedim. Kuaföre gidecektim. Nerede? Kahramanmaraş'ta. Yürüyordum böyle caminin oraya doğru. Hani caminin oradan al dedim. Önüme pat bir araba durdu. İki tane genç indi arabadan. Bunlar bana saldırdılar. Tam o esnada benim arkadaşlarım beni almaya geldiler. Birbirlerine girdiler orada. Ben olayların içinde zaten korkuyla mı oldu? Ne olduysa apandisim patladı ambulansla hastaneye. 4 gün hastanede serumla beslendim. Benim kimseyle en ufak bir şeyim yok. Bu da onun başının altından çıkmıştır. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ben hapis hayatı yaşıyorum resmen. Evden dışarı çıkamıyorum şu anda. Beni arıyor özel numarayla. İşte kendini de parçalasan o çocuk bu soyadına geçmeyecek. Bir bayan kesin o da günahını almayayım da Esra'dır yani. Bir bayan mı arıyorsun? Evet. Kendini de yırtsan bu çocuk bu soyada geçmeyecek. Esra hiçbir öbür şekilde... şey. Dini nikahlı olan değil mi? Öbür dini eşi. Nikah da yoktur da. Yok mu? Yok ya yok. Ne dini nikah? Ya onu da tasvip etmiyoruz da hani o da mı yok dedim merak ettim. Yok bir ettim. De yani hani sanki evdeki nikahlı karısı arayıp bağlansaydı bana bir ayrıca dünyanı kaybetseydi. Bir şey daha söyleyeceğim. Tasvip etmiyoruz derken kızıyorlar ya bu bir erkeğin bir sürü kadını olan kadınlar bozuluyorlar. Ne bozuluyorsunuz? Biz sizi koruyoruz. Yani resmiyle birlikte olması lazım diyoruz biz. Resmi ve dini beraber yapılır gibi yani, düşünüyoruz. Ayrıca resmi nikah kıymadan dini nikah kıyılmıyor artık. Öyle bir şey var mı bak ya? Bak artık din adamları kıyıyorlar. Hem resmi hem dini. Yasal evet. Olarak müftüler nikah kıyabiliyorlar. Evet. Ya hadi o hayatı yaşıyor. Buraya kendini sanki şey yaparmış gibi. Sanki evde nikahlı karısıymış gibi. Telefonu açıp da biz parmakla gösterilen bir çift diyemezsin sen. Hani ben bunu dediğim için beni seviyor.
Kameralarımız ve ekran başındaki izleyicilerimiz hatırlayamayabilir. Çocuğumun babası diye iddia ettiği Murat Bey'in resmi nikahlı karısı, çocukların annesi, kadın hiç konuşmadı. Asla muhatap bile olmadı. Bunlar yani başka adamın diğer kadınları birbirlerini yiyorlar adam için. Ama resmi nikahlı eş asla ağzını açmadı. Valla o bağlansaydı bana bir dünya hakaret dese sesimi çıkartmazdım. Çünkü o kadın haklı. Ama Esra'nın bağlanması beni sinir etti. Çocuğundan bir şey alalım da. Yok onun Esra'nın. İnşallah olur da sokakta olacağı o zaten. Ha bir de Murat beni balkona bile çıkartmayan bir insandı. Esra ne kadar şey bir insan ki sana hiçbir şekilde bir faydası yok. Bir oturduğun ev, yani o evde kira zaten. Markette çalışıyor. Kendi ihtiyaçlarını kendi karşı. Ha şunu Esra'ya şöyle demek ister misin? Ben bu hatayı yaptım. Tabii ki de ben onu diyorum. Heh. Bak ben bir çocukla kaldım. Sen çocuğun olmadan kaç kendini kurtar. Senin olacağın o yani. Bir de yani sen bir kendin ihtiyaçlarını kendin markette çalışıyorsun. Kendi ihtiyacını kendin karşılıyorsun. Evet ben bir hata yaptım diyor. Ben gençlik hatası yaptım. Bin de pişmanım ama Esra bari sen kaç kurtar kendini diyor. Zaten çalışıyorsun. Kendi ayaklarının üstünde tabii durabilirsin. Çoluğun yok, çocuğun yok. Yani ben böyle bu durumdayım. Git kızım ama güzel bir evlilik yapın. Siz yazık yani. Adam beğenmiyorsunuz, insan beğenmiyorsunuz. Yapmayın ya. Simitçi de olsa, ayakkabı da boyasa insanları beğenmiyorsunuz kızlar. Gidiyorsunuz 3 kuruş. Bu bana iyi bakar zannettiğiniz adamlar da sizin burnunuzdan getiriyorlar. Yapmayın. Esir oluyorsunuz ya bu adamlara. Vallahi gidin adam ayakkabı boyasın ama evine ekmek getirsin ya. Adam beğenmiyorlar arkadaş şimdi kızlar. Ben buradan o Mine Hanım'a seslenmek istiyorum. Hani o ikiz çocuğunun annesi. Bu iş böyle aldı başını gidiyor. Olacağı da yok. O kadın bana bir yardımcı olursa, ondan çocukları var ya. Ben ancak bu işi böyle yaparım. Resmi nikahlı eşim yardımcı olursa diyorsun. O olmaz da diğer hani ikiz bir tane çocuğu var ya. İzmir'de yaşıyormuş. Bayanın ismi de Mine'ymiş. Hatta soyadını da biliyor musun? Şimdi, İzmir'deki eşim. Onu almış mı o çocuklar üstüne? Onu hiç bilmiyorum. Almış da olabilir. Peki o nasıl yardımcı olacak sana? İzmir'deki. Çocuk var onda. Bende de çocuk var. Onlardan yapılabilir bu iş. Nasıl? Kardeş olduk. Kardeş ondan DNA'dan faydalanabilir diyor. Kardeş DNA'sıyla olabiliyor. Kardeş DNA'sı. Yani başka bir şey yok yani. O kadın bana yardımcı olsa ben sadece böyle. Kardeş DNA'sı. Şimdi DNA birçok noktadan bakılabilir. Şimdi teyzeden de bakabiliriz. Yani her noktadan biz DNA bakabiliriz. İsterse Nimet'le Kübra değil mi hocam? Tabii. Akrabalıktan o kardeş DNA'sından bakılabilir. İzmir'deki kadını buldun mu sen yerine? Şimdi soy ismini de biliyorum da İzmir'de tam adresini bulamadım. O konuda da birisi yardımcı olacak. Ulaşabilirsem o kadından yardım isteyeceğim. Bence verir. Ne olacak? Bir tükürüktür. İzliyordur. Yani çok zor bir şey değil ki. Aynen bir tükürükten olan bir şey. İki tel saça bakar bu. Tükürükle daha kolay. Ağız, evet. Yoksa, ağız içi sütü. Öyle deme hocam. Yani. Bir tükürüğünü vermeyenleri de gördük. Bir de gördük yani, yani çok rahat bir şekilde devletim çağırırsa yaptırırım diyordu. Şimdi daha neyin peşindesin? Neyin zamanı? 3 yıl sonra da olacak. 5 yıl sonra da olsa olacak yani. Doğru, eninde sonunda bu olacak. Yani. Ölene kadar gidecek bu. Önce mezar açılacak. Gitmez ölene kadar. Yani bir dava dödük ya. Hani gidiyor, işte gidiyor. İşte ama şimdi bunlar dilekçe teaddileri. Yani siz dilekçe yazacaksınız, onlar yazacak. Bu teaddiler tamamlandıktan sonra hakim çağıracak, gel ver diyecek. Öyle bir şey yok. O kaçar yok bu işte. Ya ben öleyim de gelsinler, yok beni yaksınlar, ben küllerimi savursunlar. Böyle bir dünya yok. Kim babalık, kim babalığı kabul eder? Kaçıyor, vermiyor birileri. Kimse kanundan kaçamaz Seda Hanım. Hiç hocam, kimse hocam. Hiçbir şeyden kaçamaz. Bir yeter tıkırık. Ki yönteminiz doğru olsun. Yolunuz evet. Doğru olsun. Hiç kimse kanundan kadınlar üstün değil dedik. Kaçamaz. Bak burada şimdi sevgili hocam çeşit çeşit kadınız. Hepimiz mesela ne dedi Gülenaz ablam, 70 yaşındayım, bu yaşta 70'e gelmiş kadınım, dayak yiyorum et tahtasıyla dedi. Kübra Nur annesini arıyor. Elmas benim çocuğum nerede diyor. Hüsnü Gül diyor ki çocuğumun kimliği. Dilek Kaya gel yavrum. Dilek Kaya da diyor ki taciz edildim, Allah kahretsin. Biz kadınlar yani ne yapacağız? Anlattı, önce bir dikkatle dinleyin ve izleyin. Genç model Dilek Kaya'yı taciz eden ünlü yapımcı kim? Modellik ve oyunculuk yapan Dilek Kaya, iş verme vaadiyle tacize uğradı.
arkadaşlarımın yanına iftara gitmiştim. Yanımda çocuklarım da vardı. Bana en özel fotoğraflarını at dedi. Ben ne demek falan dedim. O sırada WhatsApp'tan görüntülü aradı. Kalabalık bir ortamda olduğum için zaten ummadım. Yani bir de ne demek istediğini de merak ettiğim için açtım. Ondan sonra biraz işte seni tanıyalım bilmem ne falan. Sonra da işte seni göremiyorum bilmem ne soyun dedi. Çok ünlü bir programdı. Menajer onu yapımcı olarak tanıttı. Kendisini de yapımcı olarak gösteriyor. Genç model kendisini taciz eden prodüktörden şikayetçi oldu. Ve olay cuma akşamı oluyor zaten. Ben pazartesi sabahtan savcılığa gittim. Suç duyurusunda bulundum. İş bulacağı umuduyla prodüktörle görüşen Kaya sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Ben insanların içindeydim. Çıldırdım yani. Bunu atamadım üstünden. Bir de beni engelledi. Menajere döndüm. 1-2 saat biz menajerle konuştuk. Böyle yapıyor. Yani bunu bana nasıl yaparlar? Yaşadığı şoku kelimelere dökmekte zorlanan Dilek Kaya, sektörde bu tarz tacizlerle karşılaşan meslektaşlarının sesi olmak istiyor. Bu tip insanlar yaşları da ufak olduğu için böyle bir şeyle karşılaşınca korkuyorlar, saklanıyorlar, bir de utanıyorlar. Bunun utanılacak bir tarafı yok. Korkmayın, adınız çıksın, bu tarz insanlar sizinle çalışmasın. Dilek Kaya yaşadıklarını canlı yayında anlatacak. Evet, nasıl oldu, ne oldu? Ya her şeyden önce bu olay zaten 6 ay önce oldu. Yeni değil. Yeni olan kısmı geçen hafta salı günü ben bir uyanıyorum. Bütün haberlerde ben varım. Dilek Kaya olayları itiraf etti. İşte kişiler böyle oldu, şöyle oldu, taciz oldu, Sırbistan'da oldu vesaire vesaire. Böyle bir şey yok. Ben kimseye bir şey itiraf etmedim. Zaten 6 ay önce oldu. Bir şekilde basına sızdırılmış ve benim adım verilmiş. Her yerde Dilek Kaya, Dilek Kaya, Dilek Kaya. Yani isim verebiliyor muyum bilmiyorum ama bir sürü, bütün gazetelerde ya, hani her yerde karşı tarafın yaptırdığını düşünüyorum. Ne yaptırmış? Nasıl haber yaptırmış karşı taraf? Ben sanki itiraf etmişim gibi bazı yerlerde. Bazı ne? Yerlerde ya, olayı işte taciz olayını ben sanki gitmişim haberlere söylemişim gibi. Ya da işte Sırbistan'da olmuş gibi. Ben yakın zamanda Sırbistan'da iş almıştım. Makedonya'ya Sırp yurt dışı çalışıyorum yani. Olay da İstanbul'da oldu. Yapan kişi de İstanbul'da yaptı bunu yani. Yabancı biri falan değil. Benim gittiğim yerle de bir alakası yok. Bunların hepsi yalan. Ben zaten bunları gördüm. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu haberleri yapan, yayınlayan vesaire kim sızdırdı ayrıca? Bu gizli bir dosya çünkü. Davalıyız şu anda. O beni etti, ben onu ettim. Bunların hakkında hepsinde suç duyurusunda bulundum. Zaten dediğim gibi Ramazan günü oldu. 6 ay önce oldu. Bir iş. Ayrıca yapan kişi de prodüksiyon falan değil, yapımcı değil, seyirci koordinatörüdür. Yani programlara seyirci götürüp getiren biri menajere ya kendini yapımcı olarak tanıtıyor ya da bilmiyorum işte. Ne yaptı sana? Ya çok ünlü bir programa yarışmacı olarak katılacaktım. Böyle bir iş vardı. Tamam. Dilek işte bu menajer, ben ayrıca şey dedim, iftarlık bir yerde yemeğe gittim. Arkadaşıma, çocuklarımla beraber eşim de iftardan sonra gelip beni alacak. Adam evli. İftardan bitti. Nasıl? Evli adam mı? Eşin? Eşin de. Ben evliyim. Sen evlisin. Ben evliyim. İki tane de çocuğum var benim. Aa maşallah. Teşekkürler. Ne güzel kızsın ya. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Boyum kadar hem de çocuklarım. Aa. Sen kaç yaşındasın çocukların boyun kadar? Ya ben 30 yaşındayım. Hani. Kaç yaşında çocukların? Ya biri 12'ye girecek, biri 9 yaşında. Şimdi evli bir kadın olarak tacize uğramak daha da içler acısı ve bunu ifşa etmek de çok yürek isteyen bir şey. Bir kere seni burada kutluyorum. Taciz edenleri ifşa edin. Korkmayın, çekinmeyin kadınlar. Eskiden utanıyorlarmış. Hani sen işte kuyruğunu sallamasan böyle olmazdı. Bırakın bunlar geçti. İfşa edin, rezil edin bunları. Evet, doğrusunu ben anlat. Ben ifşa ettiğim için de başıma bela geldi bu arada. Hani düzgün bir şekilde ifşa etmeliyiz. Bunu da bu şekilde öğrendim. İş için menajer yazıyor. Bu yapımcı seni o programa çıkartacak. İşte hani biz programa gidiyoruz, yarışıyoruz. Üstüne de ücret alıyoruz. Hani programlar tıkandığı zamanlarda. Ben zaten profesyonel olarak fotomodellik ve oyunculuk yapıyorum. Bunun dışında Ramazan'da ondan sonra misafirliğe gittim çocuklarımla. İftar açtık bilmem ne, böyle bir mesaj attı. Bu yapımcıya hemen dön, senden haber bekliyor, seni oraya çıkartacak işte. Tamam, ben de kendisine yazdım. Merhaba işte Dilek Kaya, işte adım soyadım, telefonum, işte fotoğraflarım. Ondan sonra o kişi geri döndü işte. Ha tamam Dilek Hanım, işte en özel fotoğraflarınızı atın bana diye mesajı var. En özel fotoğraflar ne demek ya dedim. Hemen ekran görüntüsü çektim, menajere attım. Bu kişi böyle bir şey söylüyor dedim. Bu ne demek dedim. O bana yine yazdı. Ondan sonra ben seni WhatsApp'tan arayayım dedi. Ben menajere yazarken pat dedi, aradı beni.
WhatsApp'tan görüntülü. Şimdi ben de öyle bir ortamdayım ki biz iftara açtık, çay falan içiyoruz. Çocuklar, arkadaşlarım var. Böyle bir ortamda menajer de yönlendirdiğinde ummazsınız, açarsınız değil mi? Açarım tabii. Canım. Niye açtığım da sorun oluyor da. Ondan sonra açtım. Nasıl niye açtım? Hani madem öyle sen niye açtın, sana işte böyle mesaj attım falan diye. Çoluğumla çocuğumla oturuyorum, böyle bir görüntülü arama gel. Aynen. Ne var ki bunda, basar açarım. Aynen ondan evet, sonra... İşte sizi tanıyalım bilmem ne. 5 dakikalık bir sohbet. 5 dakikayı da sanki niye o zaman kapatmadı telefonu diyorlar. Ben 5 dakikada ancak kendimi anlatırım. Benim CV'm çok dolgun. Yurt içi, yurt dışı çalışıyorum. 5 senedir bu sektörün içindeyim. Firmaları işte her şeyi anlattım. Sonra da dedim ki ben evli ve iki çocuk annesi bir kadın dedim. Çünkü hani bunu söylüyoruz ki biraz daha denk al işte ayağın demek. Güzel. Değil mi? Doğru, yani bir erkeğe doğru, karşı. Evet. Bak ben evliyim, başım bağlı demek. Yani. Aferin, evet. Ondan sonra niye bu yaşta evlendin bilmem ne. Ben seni net göremiyorum. Bir yere geçer misin? Sonra soyun dedi bana. Soyun. Aha. Mübarek iftarda, Ramazan günü. Tövbe. Ya, hani, sofrasındasın. O inanmayabilir, inanabilir. Tövbe, o beni ilgilendirmez de. Tövbe, tövbe. Yani saygısı da olmayabilir. O da beni ilgilendirmez ama benim çoluğum çocuğum var. Evliyim demişim. Bir yerde misafirlikte oldum da çok belli yani. Sen bunu milletin içine bana nasıl söylersin ya? Benim çoluğum çocuğum var. Ondan sonra da ne... şey yap, ben hala çok sinirliyim. Ondan ama nasıl bir tepki vermem gerek? Ondan ama sonra ne güzel söylemişsin. Engel şey kapattı hemen görüşmeyi. Baktı kızın ayağı öyle değil. Ben hemen menajere döndüm. Ondan sonra beni engelledi komple WhatsApp'tan. Ben 2 saat menajerle konuştum. Bu nedir ya? Bu nedir diye. Bu nedir? Ben ya sinir krizi geçirdim. Ya yanlış anlamış olabilir misin? Soyun. Hayır, değil soyun de demek ne demek? Ya soyun sonra şey demek ne demek oluyor? Hayır, soyun dedi. Çok eminim ya. Bunu nasıl yanlış anlayabiliriz ya? Biz Allah kadınız Allah. Böyle bir şeyi asla yanlış anlayamayız. Asla böyle bir şey yanlış anlayamayız. Yani kimse ilk kez telefonda hadi görüntülü de olsa konuşurken soyun böyle bir şey nasıl diyemez ne yani. Cüret, nasıl? Ne cüret? Ne cüret? Şuna şu cüret daha önce birilerine de yapmış. Ama evet. İşte kimse savcılığa gidip bunun üzerine şey yapmadığı için cesaret almış demek ki. Bir de hani beni İnşallah nasıl zannettiyse. İnşallah bundan sonra kimseye yapmaz. Ondan sonra ben hemen gittim savcılığa. Suç duyurusunda bulundum. Tek hatam ifşa edelim diyoruz ya lütfen. Ben suç duyurusunda bulundum. Kağıdı sayfamda paylaştım bu kişi böyle yapmıştır diye. O da maddi manevi tazminat davası açtı bana. Benim itibarımı zedeliyor diye. Ondan sonra ayrıyetten 2-3 kişi buldu yanına. Bana farklı farklı suç duyurularında bulundurdu. Kendisi suç duyurusunda bulundu. Beni birisi aradı bu davayla ilgili tehdit etti. Dilek Hanım ayağını denk alsın biz yapacağımız şeyleri biliriz diye. Ben 6 aydır uyku uyuyamadım onun yüzünden. Benim ne çektiğimi bir Allah biliyor bir o biliyor. Ben çocuklarım önünde rezil mi oldum? Ben 6 ay uykumu uyuyamadım. Beni dövecek mi? Beni kaçıracak mı? Yüzüme bir şey mi yapacak? Ne yapacak yani? Tövbe, ne tövbe. Demek yani? Allah. Ben 50 kiloluk bir kadınım. Ben 50 kiloluk bir kadının beni dövebilirsiniz, her şey yapabilirsiniz, hiç sorun değil. Olmaz bana öyle. Geldi, beni tehdit ettiler. Ondan sonra birisi de bunu bu kadar, ben hala bunlarla uğraşıyorum. Birisi de bunu bazısına sızdırmış. Kendi adı kapalı, hani noktalı. Benim adım Dilek Kaya da Dilek Kaya. Her yerde Dilek Kaya geçti. Benim adım, beni rezil etmeye çalışıyorlar, beni karalamaya çalışıyorlar. Benim buraya çıkmam için her yeri aradı. Daha önceki işlerimde de bu olaydan sonra yani bu taciz olayından sonra her yeri arıyor. Onunla çalışmayın, onunla şey yapmayın. Programa çıkacağım, engel. Benim işim bu. Yani ben işimi yapmakla mükellefim, çocuklarım var, onlara bakıyorum, evim var, evimi geçindiriyorum. Ben evet. Bir sürü mükellef olduğum durum var, başı bağlı da bir insanım bu yani. Bu arada ekranda Dilek Hanım'ın dizilerinden bir bölüm yayınlanıyor. Buradaki kişilerin bu olayla alakası yok orada evet. Görüntüde gördüğünüz kişilerin. Yani, ayrıca o kişinin evet. Kim olduğunu biz de bilmiyoruz, bunu da söyleyelim. Biz de bilmiyoruz bu arada. Dilek bunu dile getirmiyor evet. Zaten ama o kadar çok herkes çekmiş ki kız. Herkes biliyor ama kendini. Ha. Herkes kendini biliyor ondan sonra... Ya, Hüsnügül otur annem. Yaşattığını yaşamadan ölmesin inşallah. Ben o kağıdı paylaştığım için maddi manevi tazminat davasının bedelini çalışır öderim. Hiç uykusuz yaşarım öderim. Ama o taciz davası yüzünden hapiste davaya dönüştü. Yani ben suç duyurusunda bulundum ve savcım bunu dava olarak açtı. Cezasını çeksin. İnsan bir hata yaptıysa bu hata sayılamaz çok büyük bir şey ama... Özür diler davasını şey yapar. Peki. Ama bu benim üstüme geldi tehdit etti yani. Peki yani devam oturabilirsin. Evet. Anlayan anlamıştır. Ailesini. Sen de şunun mesajını verdin ki ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu böyle devam etmez diye. Peki. Kübra ile ilgili annesini öz annesini arayan Kübra ile ilgili önemli bir gelişme var. Önce Kübra'nın babası olabilirim diyen Hüseyin Bey'i izleyelim. Kübra'nın gazete ilanıyla aradığı babası o mu? Bulursam Kübra ise dünyanın en iyi
baba ben olurum. Öyle tahmin ediyorum çünkü ben yıllar sonra çocuğumu bulmuşum. Şu anda İzmit'teyiz. Kübra yayınımızda ailesini arıyor. İzmit'ten de ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Kübra'nın babası olabileceğini iddia etti. Biz de o iddialar üzerine şu anda İzmit'e geldik. Bakalım bizi neler bekliyor. Televizyonda da genç kızı gördüm. Yıllardır zaten aynı şeyi ben hissediyordum içimde. Bir gün bulurum inşallah. Ben de o şekilde başvurdum. İnşallah kızım olur yani. Beyefendi Meryem adındaki sevgilisiyle beraberliğinden dünyaya gelen bebeğinin varlığını yıllar önce öğrenmiş. Bir görümcesi beni bizi evine çıkarken gördü. Ondan sonra bana bir daha gelme dedi. Ben de gitmedim. Vururlar diye emniyetten dolayı davet etmedi. Çocuğu artık yurda mı verdiler, kime verdiler, benim de bir bilgim yok. Beyefendinin iddiasına göre Kübra kendisine ve annesi olma ihtimali olan Meryem Hanım'a çok benziyor. Yüz uzunluğu, surat, kaş, böyle burun burun biraz benzerlik var ama yani annesine benziyorlar. Annesinde böyle renkli gözlü, biraz anımsıyor yani, annesini daha çok anımsıyor. Beş evlat sahibi daha olmuş beyefendi. Ama ilk bebeğini yıllardır özlemle arıyor. Şimdi 4 tane kızım daha var. Bir oğlum daha var. 5 tane çocuk. Onları biliyor. Böyle biliyor. Tabii. Evlendiğim hanımla da ben başta söyledim. Yani. Evlenmeden önce konuyu anlattım dedim. Yani durum böyle ama dedim bir gün bir çocuk karşıma çıkarsa sakın beni şey yapmayın yani. Kardeş, ablanız olur tabii. Eşiniz tabii kabullendi mi? Tabii. Kabullendi yani. Ortanca kızıma ben... Benziyor biraz yani yüz tipi. Kübra'yı gördüğümden beri her gece ağlıyorum. Her gün her gece sizin o programı dinlediğimde oradakiler nasıl ağlıyorsa ben de aynı şekilde ağlıyorum. Ama yıllardır hep yani gözlerim böyle yaş dolu, onu çok seviyorum. Bulursam Kübra ise dünyanın en iyi baba ben olurum. Evet, Hüseyin Bey'le görüşmüştü arkadaşlarımız. Benim kızım olabilir Kübra dedi. Annesi Meryem isminde bir hanımefendi olabilir dedi. Şu an Meryem'e de ulaşamıyorum. Kızımı da bilmiyorum ne oldu durumu diye. Bir röportaj vermişti. Bununla ilgili gelişmeler var Kübra. Telefonda şu an. Alo. 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 Hüseyin Bey duyabiliyor musunuz bizi? Yüzünüz görünmedi. Bir sürü Hüseyin var. İsim buyurun. Söylemeyelim o zaman. Beyefendi size arayan, soran, ulaşan kimse var mı o günden bu yana? Arkadaşlar sizinle röportaj yaptıktan sonra. Yok. Meryem Hanım'a arayışınız devam ediyor mu efendim? Valla ne bileyim. Programa bağlı olan bir şey. Hüseyin Bey ben anlatayım size. İki gündür hanımlar bağlanıyor. Diyorlar ki sizin arkası dönük o röportajınızı ve çocuğunuzu aradığınızı duyanlar diyorlar ki bize ulaşsın. Biz onun kaybettiği, aradığı kızıyla ilgili onu bilgilendirebiliriz diyorlar. Bu yüzden bağladılar arkadaşlarımız. Ne dersiniz? Kızınıza kavuşmak istiyor musunuz? Hala aynı fikirde misiniz? Evet. Şimdi bir iki tane hanım bağlandı. Siz o Meryem'i tanıdığını ve nerede olduğunu bildiğini... Sizin muhtemelen kızınıza sizi ulaştırabileceklerini söylediler. Tamam, onlara teşekkür ederim. Demek ki Kübra sizin kızınız değil ama telefonda Meryem var şu an. Hüseyin Bey bekle. Alo. Alo. Meryem Hanım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Acaba siz bu beyefendinin bahsettiği Meryem Hanım mısınız? Acaba siz Kübra'nın annesi misiniz Meryem Hanım? Neler söyleyeceksiniz bize? Vallahi neler söyleyeyim, doğru da olabilir yani. Bak doğru olabilir. Kübra'nın annesi olabilirim diyorsunuz yani öyle mi? Yani evet. Peki biraz bu beyefendiden bahsedin biraz. İsmini kaçırdık biraz önce ağzımızdan ama duymuşsunuzdur. Ben şimdi şöyle bahsedeyim. Evet. Benim 4 tane çocuğum varken eşim vefat etti. Bir bunalım geçirdim ben. O dönemde. Sonra Hüseyin Bey'le Fuar'da tanıştık. Evet. Ama bana evli olup çoluk çocuğun olduğunu bana söylemedi. Amcasının oğlu devlet hastanesinde çalışıyordu. Ondan öğrendik çoluk çocuğu olduğunu. Evli değilmiş o zaman. Seninle beraber o Meryem Hanım.
Efendim? O beyefendi o zaman evli değilmiş, sonra evlenmiş. Evlendiğinde de hanımına anlatmış. Yarın bir gün bak böyle bir şey karşımıza çıkabilir diye. Hmm. Ben unutmuyorum. Öyle anlattı. Yani tabii. O kadarını ben tam detaylı bilemiyorum yani. Benim aldığım bilgiler öyle. Yok bacım. Senden peki ben hamile kaldım o arada, özür dileyerek söylüyorum. Tamam. Senin hiç yanıma uğramadı. Senin... Hastanede doğum yaptım, doğuma haber verdim, gelmedi. Çocuk dünyaya geldi, bakacak gücüm yoktu. Anneme dedim ben ne yapayım, geride benim 4 tane daha çocuğum var dedim. Hüseyin Bey ilgilenmedi, hiçbir zaman ilgilenmedi. Meryem! Ve 2 tane bayanla bir beyefendi geldi, Hüseyin Bey'in gönderdiğini söyledi. Çocuğu alacağız diye söylediler. Sen... Benim annem sağ, ben dedim ki anneme, anne böyle böyle çocuğu almaya gelmem, ne diyorsun? Meryem! Ay bu telefona bağlananların çenesi bir açılıyor ki. Meryem Hanım. Meryem, kaç senesinde doğurdun bacım sen? Kübra'ya konu uyuyor. Konu böyle oldu. Kaç? Kaç yıl oldu? Kaç yılında doğum yaptınız Meryem Hanım? Vallahi şimdi yaşım 60, kaç yılını hiç hatırlayamıyorum bak. Peki. Ama çocuğu ben polis şeyinle beraber verdim ama kapıya mafya ben koymadım. Dur sadece Meryem. Sadece Hüseyin Bey'in gönderip çocuğu istettiğini söylediler bana. Meryem, Kübra burada 29 yaşında olabilir mi? Olabilir. Kübra benim kızım olabilir diyor musun? Diyorum. Peki Hüseyin Bey dedi ki ben dedi gittim beni dedi tehdit etti ailesi dedi. Hayır. Peki. Hayır benim annem, bak sözünüzü balla böldüm, evet. Durumu yoktur diye ben de çevreme dışlandım o zamanları. Ha. Benim annem Hüseyin Bey'e dedi ki gel, benim annem İzmit'te bana ev tuttu, çevremden uzak olsunlar, dışlamasınlar diye. O kadın ev tuttu bana, yatağımı, yorganımı verdi ve Hüseyin Bey yine gelmedi. Peki Kübra benziyor mu sana? Valla ben yani şimdi çok tedirgin olduğum için... Benim kızı aradım böyle böyle dedim. Anne sana benziyor dedi. Hmm. Kübra bir konuşsana Meryem'le. Merhaba. Merhaba canım benim. Merhaba. Siz... Ne yapıyorsun yavrum, iyi misin? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Kübra şöyle bak sağ kızım. Ben size bir şey sormak istiyorum eğer müsaadeniz tabii ki, varsa. Tabii ki buyurun. Diyorsunuz ki beyefendi... bana evli olduğunu söylemedi diyorsunuz. Söylemedi. Seda Hanım da şimdi dedi ki size o zamanlar zaten dedi evlenmemiş dedi. Ben şunu merak ediyorum. Siz bir anne eğer ki hani sizseniz benim annem hani ben bırakmadım diyorsunuz. Polislere teslim etmiştim diyor. Polisler almıştı diyorsunuz. Evet. Devlet hastanenin yanında evet. Karakol vardı. Karakola gittik. Durum böyle böyle dedi. Karakol yoluyla verdik yani. Ama şöyle bir şey var. Durumum yok diyorsunuz. Durumum yoktu diyorsunuz. Biri bana yardım etmişti falan. Durumum yoktu diyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu gazetede de zamanında basılan gazetede de belirtildi. Şu şekilde söylüyor gazetede yazan. Bu bebek bir puset içerisine Yüksel Apartmanı'nın önüne bırakıldı diye yazıyor. Yani 3. katına daha ve doğrusu. Pahalı bir puset ve pahalı giysiler. Ve pahalı bir pusetten bahsediyor yani. Bak vallahi billahi Kur'an'lara el basarım. Ben sizi oraya da götürebilirim yani nasıl şartlarla verdiğime dahil. Peki. Ben anlamadım ne oldu şimdi. Şimdi. Tamam. O şu mandalı sorsana Emine Hanım. Meryem'e şunu anlatsana kurban olayım. Göbeği üzerindeydi. Ses. Aldığımızda göbeği üzerindeydi. Heh. Ve mandal vardı. Hani 29 sene önce. Şık bir mandal. Şık bir mandal vardı göbeğinde. Hatta saklıyordum ben onu da yeni attım. Seda Hanım bir şey sorabilir miyim? Sor Kübra. Ben bir de bir şey sormak istiyorum. Şimdi... Hani siz doğumunuzu herhangi bir özel, çünkü benim şu anda beni büyüten babam bunu zamanında araştırmış. Devlet hastanelerinde olsun şeyde olsun kaydım görünmemiş.
Sizin doğumunuz nasıl oldu? Yani bir devlet hastanesinde bir yerde tanıdığınız birisi mi vardı? Yani el altından hani bunu kayda geçirmedi. Veyahut da özel bir hastanede mi doğurdunuz? Çünkü göbek bağı da varmış. Veyahut da özel bir doktor getirttirdiniz ya da bir şekilde biri geldi de evde dahi olsa doğumu yaptırıp da o göbek bağını gene taktı mı? Ben bunu merak ediyorum. Yavrum bak vallahi billahi 12 tane torunum var. Ben nerede doğum yaptığımı bile hatırlamıyorum Hüseyin Bey gelip ilgilenmediği için bak. Yemin ediyorum Kur'an'a el basarım o kadarını bile hatırlamıyorum bak. Ay insan hatırlamaz mı kız doğurduğu çocuğu? Vallahi billahi doğum yapıyorsun yani. Hastane mi ev mi en azından? Kız, kız çocuk doğuruyorsun çocuk. Hatırlanmaz mı ayol? Hastanede olabilir mi yoksa evde mi doğum yaptınız onu hatırlarsınız belki. Olsun kürklü manto giymiş siyah dediler bunu. Çocuğu almaya geldik bizi gönderdiler dedi. İşte bak, ben de o zaman ne yaptım? Polis aracılığıyla geldim. Bir dakika dur yani. bak avukatımız bir, dakika, bir şey soracak. Bir dakika iki tane bayandan mı söz ediyorsun? İki bayan mı geldi aldı çocuğu hayır, senden? Hayır bir beyefendi bir de adamdı. Siyah bayan siyah kürklü manto giymişti. Mantodan söz ediyor bir zengin. Siyah zengin. Kürk manto diyor bak. Acaba onlar aldılar çocuğu hazırladılar. Sonradan vazgeçip bıraktılar mı yani? Ben de oradayım ben şimdi. Ben de öyle düşündüm hocam. Çünkü bana dediler ki ben İstanbulluyum, benim hiç çocuğum olmadı, ben akşamdan beri çocuğuma hangi odayı yapayım diye konuşuldu yani. Olay nerede oldu? Hastanede mi gerçekleşti bu konuşma? Yani hastane hayır, niye? Benim yani... abim İzmit'te çocuk parkın üstünde oturuyordu, ben abimde kalıyordum. Nerede? Çok affedersin abim, abimin hanım çocuk dedi ki meydan ben bir duş çocuk alayım üstünde. Tamam yenge dedim. Oraya o ara duştan nasıl? Çıktım. Dur Meryem baktım, bir dakika kapı çalın. Meryem dur Emine bak Kübra'yı büyüten Emine Hanım konuşacak. Çocuk parkından o yüksel apartmanın çok arası yok yani. Yakın, çok yakın, kadar yakın. Yakın, yakın, yakın. Yakın yani. Bak, acaba o aile için almış olabilirler mi? Bence de. Yani o... Olabilir. Şimdi o aileye bıraktı ya... Onlar da tam alacakken polis kayıtlarına şuraya buraya yansıdı ya yani şimdi hikaye oturuyor park dediği yer yüksel apartmanla çok yakın mesafede yakın olan ya. Bir yer. Evet araştırmış olabilirler Meryem, yani. Meryem Hanım olabilir. Yakın daha iyi şey, tetkikler için sizi buraya almamız gerekebilir yarın müsait misiniz? Hüseyin Bey hatta mı? Vallahi müsait değilim ama. Meryem bekle bir dakika Hüseyin Bey. Şimdi Meryem Hanım'ın iddialarını duydun. Dedi ki beni hiç aramadı, sormadı. Biz ayrıca akrabamız tarafından onun evli olduğunu, çocukları olduğunu öğrendik. Benim annem ona haber yolladığı halde bana bakmadı. Bir kuruş yardım etmedi, ortada kaldım diyor. Sen bize başka bir şey anlattın. Hangisi doğru? Şimdi Burak Kerem'in üstüne ben yemin ederim. Ben hastanın önüne gittim, ertesi gün gittim. Saat 8'de saat akşam 5'e kadar bekledim. Hastanede çalışan bir tane hasta bakıcısı var, akrabası. O dedi ben sana Meryem'i getireceğim, getirmedi. O gündür bugündür ne Meryem'i gördüm, ne beni aramış, ne de hiçbir şekilde ulaşamadım. Peki siz şu an birbirinizle bir konuşabilir misiniz? Bir, ikiniz de hattasınız. Aynı Meryem. Meryem seni duyuyor, bir konuş bakalım Hüseyin Bey. Ya ben ne konuşacağım? Şimdi yani gerçek diyor ki ben Hüseyin bana sahip çıkmadı. Ya ben seni göremiyorum ki. Sen neredesin? Hüseyin ne Bey. Hüseyin Bey önce o Meryem'in olmadığını anlayalım. O zaman. O Meryem o dur. He. Buyurun. O zaman sahip çıkacaktı. Hastaneye yattım haber gönderdim. Amcasının oğlu varmış İsmet mi ne? Ondan sonra ona doğru haber verdik. Hiç kimse gelmedi. İkisi konuşsun. İkiniz konuşun. Hadi Meryem bak, soru ya. Sor Hüseyin'e. Bakın bir dakika bakar mısın Meryem? Efendim? Ben hastaneye amcamın çocuğu bana söyledi. Ben geldim hastanede senin akraban varmış hasta bakıcısı olarak. Evet teyzenin kızı. Hasta bakıcısı olarak bir tane akrabam vardı. Telefon ettim o dedi ki ben yarın sana Meryem'i getireceğim buraya. Niye getirmedi? Benim haberim yok onlardan. Gün boyu ben hastanenin önünde bekledim. Bana getirecekti seni niye getirmedi? Ondan sonra dediler ki çocuğu vermişler. Bilmem çocuk esirgeme kurumuna mı vermişler? Nereye vermişlerse. Ondan sonra ben artık bir şekilde sana ulaşamadım. Meryem sorsana annem sana haberler yolladı kız. Anlatsana demin anlattıklarını Hüseyin. Benim annem benim 4 tane çocuğum var. 3 kız 1 oğlum var. Tamam, benim maaşım ben yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Annem ben akrabalarıma dışlandım, böyle bir şey yaşadım diye.
Ondan sonra annem bana İzmit'te ev tuttu. Yatmaya yerim yoktu. Benim annem dedi ki yeter ki siz iyi olun, barışın. Ben size yatak yorgan vereceğim dedi. O halde Hüseyin Bey gelmedi. Neredeydi ya Hüseyin? Gelmedi demedi. Ben seni aradım, ben seni bulamadım. Bulamadım diye bir şey yok. Bak şimdi nasıl buldun? Ya. Şimdi nasıl buldun o zaman? O bulmadı, biz bulduk. Ha, siz bulduk. O zaman da bulabilirdin ama. Hayır, bulamadın. Hayır. Ha, tabii. Canım o zaman öyleyse de hiç kusura bakma. Ve bana bir tane adam, bir tane siyah uzun boylu kürklü manto giymiş, Hüseyin Bey gönderdi çocuğu almaya dedi. Ben de ne yaptım, polis şeyinle çocuğu verdim, sen gönderdin diye gittiler. Hayır. Elim bir daha sıra, merdiven kapısına çocuğu bırakmadım, Allah yukarıda şahit. Bir şekilde sana polisler sana yaptırmaz diye. Bak beni dinle, benim hiçbir şekilde haberim yok. Sadece çocuklar, polisler gelmiş sana teslim etmişler. Vallahi bilmiyorum ben. Ama sen o zaman hiç ilgilenmedin. Hiç ilgilenmedin. Ben İzmit'te abimin evinde kaldım. Bir kere beni arayıp soran olmadı. Bu çok kadın aradı. Çocuk dünyaya geldi diye ya, hiç kimse aramadı. Nerede olduğunu bilmiyorum ki sen. Tamam, Hüseyin'le Meryem bir durun. Emine Hanım bir şey söyleyecek. İzmit'te neredeymiş yani? Kim? İzmit. Meryem mi? Evet. Meryem, İzmit'te neredeydin hayatım? Neredeydim? Veli Ahmet Mahallesi'ndeydim. Biliyor musun orayı? Bu arada bak, bir şey iddia atıldı ortaya. Hüseyin'in adamı aldı dedi. Hüseyin'in adamı ve yanında Türk mantolu dedi. Bir kadın. Hüseyin aldırdı çocuğu dedin değil mi Meryem sen? Şimdi iki ihtimal doğuyor. Ya Meryem'le Hüseyin'i ortak tanıyan biri bu işi yaptı. Sizin akrabanız hasta bakıcı da olabilir. Ne dedin Hüseyin? Ben Kur'an-ı Kerim'in üstüne yemin ederim, ben hiçbir şekilde çocuğumu almış değilim. O insanlar kim göndermiş, kim şey etmişse benim hiçbir şekilde haberim yok. Sadece ben bir gün gittim, hastanenin önünde bekledim. Meryem'i bekledim, akrabası getirecek. Arkadaşım, akrabasım her neyse. Gelmedi, saat 8'den 5'e kadar bekledim, gelmedi. Ve telefonla, o zaman cep telefonları, hastane telefonu vardı. Arıyorum yok. Akşama kadar bekledim, yok. Ben Meryem'i nereden bulacağım? Meryem Hanım, bir şey soracağım. Eğer bu çocuğu Hüseyin istedi demeseydi siz bu çocuğu vermezdiniz değil mi yani? Evet, vermeyecektim. Ben 4 taneyi bakan 5.'yi de bakabilirdim yani. Tabii ki. Ama adamlar geldi bana, Hüseyin Bey gönderdi. Benim çocuğumu alın deyince, benim annem şu an 95 yaşında. Dedi ki yarın öbür gün dedi bu çocuğu dedi babası arar. Biz devlet hastanenin yanında polis karakolu vardı. Biz karakolla bildirdik de verdik onlara. Kübra, bak karşındakiler annen ve baban olabilir. Konuşur musun ya? Ya o acaba hasta bakıcı diyor ya, onun da bir eli olabilir mi o iş? İşte, yok, benim teyzem Hüseyin Bey'in amcasının oğlu orada çalışıyormuş. Benim teyzem kızı da orada hasta bakıcıydı. Hasta bakıcı satmıştı çocuğu. İşte ben de tamam, ona... Seni niye bana getirmedin o zaman o gün? Kimi getirecektim sana? O senin o teyzenin kızı mıdır nedir, hasta bakıcısı? O bana dedi ki ben yarın dedi Meryem'i sana getireceğim buraya. Ben de geldim hastanenin önünde akşama kadar bekledim, Meryem gelmedi. Bize İsmet Bey'le sen gönderdin zannettik ama çocuğu almaya. Hayır. Hiçbir şekilde ne benim ne İsmet'le hiçbir şekilde film. Konuyla alakalı değil. Onu artık kim gelmişse, kim o kadın ne yapmışsa bilmiyorum. Benim haberim yok. Meryem Hanım, bize İsmet Bey orada İstanbul'dan mıydı? İstanbul'dan geldiğini söylediler ama. İstanbul'dan bizi gönderdiğini söylediler. Ne İstanbul'u canım ya, ne İstanbul'u ya? Meryem'ciğim. Vallahi billahi öyle dediler bak. Meryem'ciğim. Bak, efendim? Avukatımız bir şey soruyor. Sen İsmet'i tanıyor musun Meryem Hanım? Yok, tanımıyorum. Peki o gelen kişi İsmet olabilir mi? İsmini İsmet olarak söyledi mi size? Hayır, Hüseyin Bey'in amcasının oğlu orada hastanede çalışıyormuş. Ben onu tanımıyorum. Bak bunlar olabilir ha. Emine Hanım sen de bir durdun. Çünkü değil mi? Çünkü İsmet'le hani uyuşuyor. Parkın yüksel apartmanım çünkü Merkez Bankası yakın yani. Yakın mıydı Meryem Hanım? Merkez Bankası park sizin olduğunuz yere.
Bak çocuk farkın üstünde müze var. Veli Ahmet Mahallesi diye geçiyor orası. Orası zaten. O zaman ben abimde kalıyordum. Var. Oradan aldılar çocuğu. Adım adım Kübra'nın ailesine yaklaşıyoruz. Meryem Hanım'ın da Hüseyin Bey'in de buraya gelmesi lazım. DNA ki. İçin. Kabul evet. etmezseniz, buraya gelmezseniz kamera arkası olur. Yani kamerasız olur. Hüseyin Bey görünmezsiniz. Arkadaşlar Meryem kabul ediyor musun? Ben kamera arkasına kabul ederim ancak pazartesi şimdi müsait değilim tamam, ama. Tamam olur. Biz sana tamam. uyarız. Hüseyin Bey kabul ediyor musun kamera arkası? Ediyorum evet. Tamam, tamam harika. Helal olsun. En azından helal bir... Olsun. Hadi bakalım inşallah evet, bakalım. Kübra gerçek ailesine kavuşacak. İnşallah. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, Olgun evet. Hocam hemen bir şey ekliyor. Ben epilepsi hastasıyım. Benim de gidiş geliş şeylerim var dedi. Kadın da bir hatırlıyor bir hatırlamıyor. O bile kalıtsaldır dedi. Bir böyle bir bağ da kurmuş şekilde, olabilir kalıt. Gidiş geliş değil de şöyle söyleyeyim. Ben kendim de epilepsi hastasıyım zaten. Bunu evet. ilk gün geldiğimde annem de belirtti. Kadın bir hastane hatırlamıyor. Dedi evet. Bir hatırlıyor. Genetik ya. Orada da bir şey olabilir. Zaten DNA için sözünü verdi efendim. Bize ayrılan süre burada sona erdi. Yarın Allah nasip kısmet ederse buluşmak üzere. Hoşçakalın. Efendim birazdan Kayıp Aranıyor bölümünde yönetmenimiz Ayça Gül Saçer ve muhabirimiz Yakup Sağlam. Ferdi Tayfur'un yeğeni Aydoğan Tayfur'la konuşacak. Bakalım neler olacak. Buyurun efendim. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz, Kayıp Aranıyor'a hoş geldiniz. Bugün yanımızda Aydoğan Tayfur var. Kendisi arabesk müziğin öncülerinden Ferdi Tayfur'un özbeöz yeğeni. Evet. Ben de özledim şarkısının kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Önce görüntülerimizi izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Sen orada, ben burada, ben de özledim, ben de, ben de özledim, ben de, ben de. Bu iddialar müzik dünyasına bomba gibi düşecek. Müzikle deprem olacak şeyler bunlar aslında. Ferdi Tayfur'un öz yeğeni Aydoğan Tayfur'dan müthiş iddia. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elinde. Sana koş. Bu işte benim şarkım. Bence bile bile yapılmıştı. Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kendisi gibi sanatçı olan öz yeğeni Aydoğan Tayfur yıllar süren suskunluğunu bozdu. Amcam Ferdi Tayfur bana ambargo koydurdu. Bir televizyonun ana haber bülten şeyine çıkacaktım. Ana haberler zamanında çıkacaktım. Bekliyoruz bekliyoruz haber çıkacak haber çıkacak haber çıkacak. Aradım şeyi yönetmeni. Dedim ne oldu? Yayın müdürümüze Ferdi abi telefon etmiş. Efendime söyleyeyim. Senin haber yayına girmeyecek. Karşıma çıkma, ben Ferdi Tayfur'um seni ezerim. Oğlum dedi. Karşıma dedi müzisyen olarak çıkma, ezer geçerim dedi. Bir ailede bir tane Ferdi Tayfur yeterdi. Ben Ferdi Tayfur olmak istemedim ki hiçbir zaman. Aydoğan Tayfur'un bir iddiası var ki ortalığı karıştıracak cinsten. Bir Ferdi Tayfur klasiği olan Ben de Özledim'in kendisine ait olduğunu söylüyor Tayfur. Ben de özledim ben de resmin var şu an elinde sana koş. Bu işte benim şarkım. Ya zamanında verdim bunu. Verdim bunu. En yakınlarımızın bile haberi olmadı. Hatta kendisine dedim benim ismimi mi yazdıracaksın amca falan böyle arkadaşlar arasında. O zaman gençtik tabii yani gençlik zamanlarımızdaydı. Verdik okudu. Albüm çıktı baktım Ferdi Tayfur söz müzik. Dedim amca böyle böyle senin ismini yazmışlar. He oğlum dedi bir yanlışlık olmuş dedi ya baskı hatası olmuş falan filan dedi. Bence bile bile yapılmıştır olan bir şey yani. Yoksa oraya bir not düşmek bir şarkının altına söz müzik. Ahmet bilmem kim falan filan yazmak çok zor değil. Sen orada ben burada.
burada, ben de özledim ben de. Aydoğan Tayfur için bardağı taşıran damlaysa bakın ne olmuş. Babamın cenazesine gelmemesi oldu. Sen orada, ben burada, ben de özledim ben de, ben de özledim ben de. Aydoğan Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de özledim şarkısı. Gerçekten belki de Ferdi Tayfur'u, Ferdi Tayfur yapan en büyük eserlerden biri. Evet. Şimdi gerçekten bahsettikleriniz çok büyük birer iddia. Siz Ben de özledim şarkısını kendiniz yazdığını mı iddia ediyorsunuz? Evet, evet. Söz ve bestesi size mi ait? Evet, aynen. Ben baştan anlatır mısınız? Şimdi yıllar evvel bu şarkıyı yaptım ben. Evet. Kendisine verdim. Normalde albüm kapağında benim ismim geçecekti. Fakat albüm çıktıktan sonra baktım, dedim, amca buraya yine senin ismini yazmışlar. Benim ismimi yazacaklardı falan. Evet. O dedi işte ya dizayncılarda bir hata olmuş. İşte o zaman dizayn yazılacaktı, yani yazılmadı dedi yani. Ondan dolayı yazılmadı. Evet, sonra? O günlerde yani saf duygularımızla vermiş. Peki aranız nasıldı o zaman Ferdi Bey'le? Gayet iyiydi, çok iyiydi. Gayet aramızda problem yoktu. Ama bir konuşma esnasında ikimiz, hatta yengem de vardı yanımızda. Hı hı. Bana dedi ki, Aydoğan dedi, gel dedi beraber çalışalım. Ama yani ben görevim ne olur dedim, getir götür işleri yaparsın falan filan. Evet. Bana yardımcı olursun anlamında. Bundan neticede şoförlük işi çıkıyordu tabii, işte şunu al şuraya götür, bunu al buraya götür falan filan. Ben bunu kabul edemezdim. Niye kabul edeyim ki? Yani benim önüm açık bir insanım. Evet. Elimden Allah'a şükür bestesinden, güftesinden tutun her şey geliyor. Şarkının bestesini de siz yaptınız değil mi? Evet, evet. Şarkı bütünüyle size ait. Aynen. Peki sizin de sesiniz güzel, veterimizde de gördüğümüz gibi. Neden şarkıyı siz söylemek istemediniz ama de Ferdi Bey'e hediye ettiniz? O şarkıyı yaptığım sıralar ben müzik falan düşünmüyordum. Hiç alakanız yoktu. Yoktu. Sadece yazıyordum. Daha sonra doğdu tabii ki. Verimli besteler yaptığımız açıklanınca sağdan soldan. Kaset yapmaya şey yaptık. İlk albümüm benim zaten 90 yılında çıktı. Ha, yıllar sonra o amcanızın albümlerinden. Bu olaylar sonra 80'li yıllarda falan oluyor aşağı yukarı. Tamam, şimdi Ferdi Bey'in albümü, Ben de Özledim albümü çıktı. Albüm kapağında sizin isminiz yazmıyor. Yazmıyor. Ondan evet. Sonra ne oldu? Oraları bir öğrenebilir miyiz? Ondan sonra ben yurt dışına gittim zaten. Evet. Uzun yıllar yurt dışında kaldım. Bu arada peki diyaloğunuz devam ediyor mu Ferdi Bey'le? Yoksa şu bir küskünlük oluştu mu? O dönemde. Yok, o dönemde. O dönemde devam çıktı. Ediyor. Baktık, ki albüm kapağında sizin isminiz yazmıyor. Ta ki 2009'un Ocak ayının 26'sına kadar. Orada o tarihte babam vefat etti. Evet. Hmm. Cenazeye gelmemesi en büyük şey oldu, etki oldu yani. Onu ben de bitirmekte en büyük etki o oldu. O ondan dönemden 2009'a kadar hiç görüşmediniz mi peki? Ondan sonra hiç görüşmedik yani. Öncesinde hayır, yani. Hayır, albüm çıktı ya, sizin isminiz yazmıyordu. Albümden sonra görüştük. O dönemde peki nasıl aranız? Şimdi hanımefendi, ben amcama, biz Türk milleti olarak örflerimize, adetlerimize, analarımıza evet, düşkün insanlarız. Baba demek, amca demek, babanın baba yarısı demek. Doğru. Ama ben yani amcama karşı hiçbir hata yapmadım. Hiçbir hata yapmadım. Fakat bana işte müziğe girme, müziğe soyunma, evet, seni ezer geçerim demesi bende bir antipati yarattı. Peki siz gidip amcanıza ben de şarkı söylemek istiyorum, sesime güveniyorum, tabii ki, albüm tabii çıkarmak ki istiyorum falan mı dediniz? Tabii ki. O, onu o söyledim. Ortam nasıl oldu? Oraya bir baştan anlatayım. O şöyle oldu. 90 senesinde evet, Almanya'da bir prodüktör arkadaşın yakınıyla tanıştık. O zaman bana dediler ki Aydoğan dediler, sesin güzel, eserlerin de var. Gel sana Türkiye'de albüm yapalım. Kalktık geldik yaptık. Yapmadan evvel, albüme girmeden evvel sazlar falan dolmuş. Yani her şey ayarlandı. Ben hala telefon ediyorum, diyorum ki amca gel senin firmanda çıkaralım şunu. Olmaz oğlum dedi falan, işte niye olmaz? Ya fizik aynı, ses aynı. Dedim besteler ayrı. Ben senin şarkıları söylemeyeceğim ki, kendi bestelerimi söyleyeceğim. Tam evet, dördüncü kasetime kadar gittim evine. Konuştuk. Olmaz oğlum dedi. Başka bir şey demedi. Yani seni ezerim demiş galiba size. Tabii tabii. Orası nasıl oldu? Bir anlatır mısınız? Bu daha Almanya'ya ben gitmeden evvel. Yani 81 senesinden önce oldu. Bir konuşma esnasında. Mevzu müzik tabii. Oğlum dedi, sakın dedi karşıma dedi
sanatçı olarak çıkma dedi. Seni ezerim dedi. O bende bir antipati yaratmıştı zaten. Bir ailede bir Ferdi Tayfur yeter mi dedi size? Onu da ekstra Almanya'ya konsere gelmişti. Ben yeğen olarak tabii ki gittim. Hoş geldiniz evet. Falan amaçlı. Gittim. Hoş geldin dedik falan filan. Bir ara beni kulise çağırdı. Dedi ki oğlum dedi bak bir ailede bir tane Ferdi Tayfur yeter. Tamam haklı. Ferdi Tayfur apayrı bir şey. Benim Ferdi Tayfur'un ne tacında ne tahtında ne de mal varlığında hiç gözüm olmadı. Olamaz böyle bir şey. Bir Ferdi Tayfur tabii ki bir daha gelmez. Bir sanatçı ama böyle bir şey. Ama ben de Aydoğan, olamaz yani. Ben de Aydoğan Tayfur'um ama şimdi. Avrupa'da da ben bütün dünyada Türk'ün olduğu yerlerde bilinirim yani. Alttan alttan gittim ama sessiz sessiz. Ben 10. albümü yaptım mesela. Peki şimdi 2009'da babanızın cenazesine gelmedi değil mi? Gelmedi. Onu ben de bitiren oldum ondan zaten. Ondan sonra aranızda bir küskünlük mü oluştu? Nasıl oldu? Tabii ki konuşmadım. 2009'dan bu yana hiç görüşmediniz yani. Hayır. Hiç telefonla yüz yüze, bayramlarda, seyranlarda hiç karşı karşıya gelmedi. Ancak böyle bizim MIYOR bir derneğimiz vardır. Müzik Yorumcuları Birliği. Onda böyle uzaktan görüşüyoruz ama yani içim yanıyor. Neden? Benim amcam neden böyle çıktı diyorum. Peki ya. Sizce babanızın cenazesine neden gelmedi? Klip çekiyormuş İstanbul'da da. Ya gelin. Klip çekmek nedir Allah aşkına ya? Ailenizin cenaze o anki neredeydi? En yaşlısı vefat ediyor. Abiniz. Siz klip dinler misiniz? Özbeyaz abisi. Yani. Size mi söyledi bunu gerekçeyi? Size mi söyledi yoksa siz mi duydunuz mu klip çektiğini? Halam telefon et diye yanımızdan etti. Abi geleceğim dedi. Bacım dedi gelemeyeceğim dedi. Klip çekiyorum dedi. O oldu yani. Ben de duydum. Peki onu. Cenaze neredeydi bu arada? Adana'da. Adana'da. Siz, klip çekim İstanbul'da. Bir de Ayça beni engellemeye çalıştı diyor. Tamam yardım etmiyor evet. Ama ambargo uyguladı. Yani onu da biraz anladım. Benim önümü kesti mi diyorsunuz? O da çok maalesef, büyük bir iddia. Maalesef. Ben peki çok bunun için ne yaptı mesela? Bir programa çıkacaktınız da Ferdi Bey oraları arayıp hayır çıkamaz mı demiş olabilir. Maalesef nasıl öyle oldu. Nasıl önünüzü kesti? Maalesef öyle oldu. Peki siz nereden emin oluyorsunuz buna? Belki yönetmen... şöyle. Çünkü bunlar çok değerli ve çok önemli sanatçılar oldukları için ya bazen birçok iftiralara da maruz ablam, kalabiliyorlar. Ablam sayıyor insanlarımız. Tabii ki sayacak, sayacak. Yani bugün... Belki de Ferdi Tayfur'un böyle şeylerden haberi bile yoktur yani. Hayır. Arkasından çevrilmiş olaylar olabilir. Geldiler. Benimle röportajı yaptılar. Bunun evet. Cevabını almak üzere kendisine gittiler. Cevabı aldıktan sonra kanala doğru geliyormuş çocuklar zaten yönetmen ve öbürleri, kameraman falan. Yolda montaja geliyorlar işte. Geliyorlar burada montajı falan yapılıyor. Ondan sonra genel yayın müdürü diyor ki bu röportajı yayınlamayacağız. Neden? O ara biz de televizyonun karşısında nedenini bekliyoruz. Nedenini reklamlardan sonra öğreneceğiz. Tamam. Önce kısa bir ara vereceğiz. Reklamlar. Peki neden çıkamadınız programa? Programa neden çıkamadığımızı ben telefonla öğrendim zaten. Beni gelip çeken, o röportajı çeken arkadaşımıza... Ferdi Bey aramış ve iptal etti. Yönetmene telefon ettim ben dedim. Ne oldu bekliyoruz haberlerde. Ağaç olduk dedim falan filan. Çocuk dedi ki abi dedi bizim genel yönetmeni aramış. Programınız iptal. Anladım. Peki yani. O zaman bir de sizin sesinizi canlı dinleyelim. Ben de özledim. Bir ben de özledim dinleyelim. Ben de dinleyelim sizden. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada ben burada bir şey gelmez elimizden. Sen orada ben burada ben de özledim ben de, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Ağzınıza sağlık.